Kıymetli izleyicilerimiz hoş geldiniz. Ekranlarınız başına Ahmet Akçan ve Serdar Sarıdağ'la hemen başlayalım. Ahmet abicim hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Serdar sen de hoş geldin. Hoş bulduk Aykut. Tabii Antalya ile başlayacağız. Dünya Kupası'nı son periyoda bırakalım dedi Serkan Aydın editörümüz. Yönetmenimiz Güven Mengü ile beraber. Dünya Kupası'nı ayrıyeten Ahmet abiyi biraz terletelim Serdar çapraz sorularla. Bugün Serkan Aydın dedi ki Galatasaray'ı birinci sıraya alalım abi dedi. Antalya'da malum tamam dünyanın en iyi tesislerine sahibiz. Bir numarayız hatta. Tamam zaman zaman da Antalya'da yağmur etkiliyor. Herkes salona geçiyor. Hocam evet. Daha iyi bil, sen yaşamışsındır zaten. Çok. Dolayısıyla orada bir belirsiz durum var. Lazio maçı oynanır mı oynanmaz mı? Hava engeline takılabilir karşılaşma. Az sonra Emre Kaplan'a da bağlanacağız. Şöyle bir güzel bir Galatasaray-Lazio maçı izlenir hocam. İzlenir tabii. Yani özellikle bu dönemde ben de Galatasaray'ı çok izlemek istiyorum. Çünkü hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de hem Trabzon'da biraz daha direkt A takımı diyebileceğim. Yani ilk 11 şansı yüksek futbolculardan oluşan bir kadroyla maçlar izledik. Galatasaray tam tersi. İşte son maça bakıyoruz. Son maçta 1-2 tane ilk 11'de oynayan oyuncuyla oynamak zorunda kaldı Galatasaray. Tabii bugünden itibaren hep yeni oyuncular da dahil olacak. Önümüzdeki haftada lig başlayacak artık. Sevgili Aykut, sevgili Zeder. Bir yani, şey kalmadı. Şey kalmadı hocam. Diğerlerinin performansını herkes gibi ben de çok merak ediyorum. Serdar yani bir şey kalmadı hakikaten. Ahmet abinin dediği gibi. Zaten kupayla açacağız hocam 20'sinde. Ama başka bir şey söyleyeyim. Bugün programa gelirken kiminle beraber olacağımızı bilmiyordum. Serdar'la olmak benim için gerçekten çok büyük bir keyif, zevk. Teşekkür ederim hocam. Çünkü seninle yaptığımız bütün programlardan zevk alıyorum. Ama sevgili Zeki olabilir diye düşündüm. Eğer Zeki olsaydı ona selam getirmiştim. Ha. Icardi'den. Zeki abi izliyorsa. Şimdi espri bir tarafa. Icardi'yi o kadar yakından takip ediyor ki. Yani Icardi Türkiye'ye geldiği zaman gerçekten bu bilgiyi, bu haberi ona uçuracağım. O yüzden sevgili Zeki'nin Icardi yorumlarına bayılıyorum. Böyle birinci elden de bilgi veriyor. Çok güzel. Haliyle o da çok usta bir gazeteci. Yani bütün futbolcuları yakından takip etme zorunluluğu var. Icardi'siz Galatasaray ne yapar hocam? Sıkıntı yaşar mı? Çözümü var mıdır takım içerisinde? Çözüm mutlaka var ama bence biraz sıkıntı oluşabilir. O da çok net. Galatasaray zaten sezon başında sonuçlandırmada çok ciddi sorunlar yaşadı. Bu arada yaşadı. Unutma abi bir Emre Kaplan'a gidelim. Emre Kaplan gidelim. Bize bir vaziyeti aktarsın. Hani oynanacak mı, oynanmayacak mı? Son durum nedir? Hava muhalefeti. Sevgili Emre. Neler söylemek istersin bize Antalya'dan? Söz sende. Oynanır mı maç? Aykut İnce, şu anda biz bu yayını açık havada gerçekleştiriyoruz. Çok yoğun bir yağış yok. Çok düşük seviyede devam eden bir yağış var ama meteorolojinin ilerleyen saatler için, günün ilerleyen saatleri için bir uyarısı var. Kuvvetli yağış ve kuvvetli fırtına uyarısı var ki dün aslında Antalya'nın başka bir bölgesinde, Finike bölgesinde bir hayli zarar oluşturdu bu hava koşulları. Bu nedenle tam da maçın başlayacağı saatte 18'de oynanacak Galatasaray-Lazio hazırlık karşılaşması. Şu anda bir durum değerlendirmesi yapılıyor ama şu saate kadar, şu dakikaya kadar maçın oynanmayacağına dair ya da bu ihtimalin arttığına dair bir bilgiye sahip değiliz. Sadece buradaki durumu gözlemledikten sonra böyle bir problem olabileceğini söyleyebiliriz. Şimdilik dediğimiz gibi maçın oynanmamasına dair ya da oynanmasına engel herhangi bir durum ortaya çıkmadı ama meteorolojinin uyarısı var. İlerleyen saatlerde bu yağış durumu etkisini hissettirebilir. Galatasaray bugün bir rejenerasyon çalışması yaptı. Siz az önce konuşurken Icardi'den bahsetmiştiniz. Aslında Galatasaray taraftarlarının, Galatasaray kamuoyunun en çok merak ettiği isimlerden bir tanesi. Icardi'nin tedavisi Arjantin'de devam ediyor. Önceki yayınlarda bahsetmiştik. Çok kısa detaylandırabiliriz. Uzun bir tedavi ve İlk bölümü burada Antalya'da kampta gerçekleşemeyeceği için bir tercih durumu ortaya çıkmıştı İstanbul ya da Arjantin şeklinde ve oyuncunun daha rahat edebilmesi adına bu tercihini Galatasaray Sağlık Heyeti Arjantin'den yana kullandı. Şu anda orada devam ediyor. Galatasaray 16'sında 16 Aralık'ta son hazırlık maçını burada oynayacak. İstanbul'a dönecek. İstanbul'a dönüş itibariyle Icardi'nin de katılması bekleniyor. Zaten artık çok fazla eksik kalmadı Galatasaray'da. Sakatlı olan oyuncular da buraya gelmişlerdi. Sergio Oliveira sahada bireysel çalışmalara başladı.
İstanbulspor maçına yetiştirilmesi planlanıyor. Yunus Akgün benzer bir durumda son Villarreal maçında hazırlık mücadelesinde İstanbul'da oynanan son karşılaşmada bir sakatlık yaşamıştı. Yunus'un da yetişmesi öngörülüyor. Sadece Icardi için bir soru işareti var. Ama edindiğimiz izlenim, aldığımız bilgi Icardi'nin İstanbulspor maçında olmasa bile Sivasspor maçıyla birlikte yavaş yavaş sanki maç kadrolarına alınabileceği şeklinde. Fenerbahçe derbisi var 8 Ocak'ta. Biz hep sakatlıklarla ilgili durumu konuşurken o maçı kendimize belki bir tarih olarak belirliyoruz. Onunla ilgili haberlerimizi gerçekleştiriyoruz. Icardi'nin Fenerbahçe derbisinde oynaması yüksek ihtimal gibi duruyor. Bugünden baktığımızda tabii değişkenler olabilir ama dediğimiz gibi bugünden baktığımızda oynayabilecek gibi duruyor. Onun dışında 6'daki maçla ilgili durumu ifade etmeye çalıştık. Sonrasında yarın Galatasaray'ın yine öğle saatlerinde bir antrenmanı var. Basına açık olarak gerçekleşecek. Oradaki görüntüleri daha spor ekranından futbol severlerle buluşturacağız ve 16 Aralık'ta Toulouse maçıyla birlikte Antalya kampı tamamlanıyor. İstanbul'a dönülecek. Bir günlük bir izin planlanıyor. Sonrasında Ziraat Türkiye Kupası maçı için yeniden Florya'da toplanacak Galatasaray çalışmalarını devam ettirecek diyelim. Bizdeki bilgiler böyle ama sorunuz varsa tabii ki keyifle yanıtlamak isteriz. Valla sen benim soracağım soruları peşinen anlattın ama belki Ahmet abinin detay sorusu olabilir ya da Serdar'ın, bilemeyeceğim. Ya, sevgili Emre, ben Raşika ile Emre Taşdemir'i çok merak ediyorum. Çünkü sol bekte kimin oynayacağı konusunda hala ciddi soru işaretleri var. Hatta transferde oraya Galatasaray bir çözüm arayacak mı? Kaldı ki şu an Yunus'ta da Raşika'da da, yani önde sağ tarafın sakatlıkları mevcut. Bu ikisinin, hatta Yunus'u da sayarsak, dönüşleri ne durumda? O konuda bilgi verirsen sevinirim. Hocam bir kere 3 oyuncu da burada Antalya'da kampta takımla birlikte. Emre'nin sakatlığı biraz ciddi gözüküyordu ama tedavi olumlu yanıt verdi. Emre toparlamış vaziyette. İstanbulspor maçında oynamasına engel bir durum yok ama tabii orada Okan Hoca bir karar verecek. Şu anda hem Kazımcan var hem Emre var. Transferden bahsettiniz, hemen oraya da şöyle bir not düşebiliriz. Okan Hoca sohbet toplantısında biz bu durumu kendisine sorduğumuzda sol bek için yeni bir transfer düşünmüyoruz dedi. Zaten eldeki yerli yabancı oyuncu dağılımından dolayı sol bek mevkii biraz yerli olmak zorunda gibi duruyor Galatasaray'daki denklemde. Emre ve Kazımcan yeterli olacaklar gibi gözüküyor dedi. Raşitsa'nın durumu, Başakşehir maçında bir sakatlık yaşamıştı. Bir kemik ödemi olduğu için biraz tedavisine başlamakta zorlanıldı. Çünkü ağrı hissediyordu çoğu zaman Raşitsa ama biz Yener Hoca ile, Yener İnce ile 2 gün önce görüştüğümüzde durumunun çok çok iyi olduğunu söyledi. Bizzat kendi ifadesi çok çok iyi olduğunu söyledi. Raşitsa'nın da hem antrenmanlara katılmasına hem de maçta oynamasına engel bir durum gözükmüyor gibi. Yunus'un durumu da bir iç bağ esnemesi, iç bağ yırtığına yakın bir durum vardı. Burada grade 1.5'tan 2'ye döndüğünü söyledi Yener Hoca. Yani normalde aslında 10 günlük bir tedavi süreci de olabilir. Bir ay, bir buçuk aya da uzayabilir ama Yunus'un özelinde söyleyecek olursak onun da İstanbulspor maçına yetişmesi bekleniyor. Kanatlarda ya da sol bekte en azından sakatlık anlamında bir problem olmayacak gibi gözüküyor Galatasaray'da. Emre, Galatasaraylı yetkililerle konuşabildin mi Fernando Muslera'nın cezası konusunda? Gerçi bir açıklama ben göremedim FIFA'dan ama son durum nedir? Bir hiç görüşme fırsatın oldu mu Cenk Ergün'le ya da ne bileyim hocayla? Ya da Erden Timur'la ya da takım içinden. Aykut İnce, disiplin soruşturması devam ediyor Fernando Muslera'nın durumuyla ilgili. Birlikte sevk edildiği oyuncularla birlikte disiplin soruşturması yapılacak. Sonrasında bir cezaya hüküm verecek FIFA ama yöneticilerin söylediği, şu an tabii iş FIFA boyutunda, oradaki soruşturma devam ediyor. Yöneticilerin söylediği olası bir ceza, oradan çıkabilecek olası bir cezanın Galatasaray'ı çok fazla etkileyemeyeceği şeklinde. Çünkü verilen cezalar, daha önceki örneklerde genel itibariyle ortaya çıkan durum, verilen cezalar uluslararası müsabakalardan men edilmesi şeklinde. Bu da Uruguay milli takımında ya da Galatasaray'ın belki önümüzdeki sezon Avrupa katılımında Galatasaray'ı etkileyebilir ama bu sezon ligde oynanacak maçları etkilemesi beklenmiyor. Yöneticilerin birkaç kişiye bunu sorduğumuzda, hem yönetim tarafı hem idari personele sorduğumuzda ortak söyledikleri durum bu. Ama henüz tabii ki cezası da ortaya çıkmış değil Muslera'nın. Adana Demir maçında Yusuf Demir'in performansı bence de muhteşemdi. Şimdi bütün camia merak ediyor. Acaba 11'de kendine yer bulacak mı diye. Antrenmanlarda nasıl görüyorsun Yusuf'u sevgili Emre? Hocam bir gün önce antrenmanda, ilk antrenmanıydı burada basına açık,
takip etme olanağı bulduk. Yusuf'un performansı çok dikkat çekiciydi. Hatta antrenman yayını esnasında da söyledik. Böyle çok fazla müdahaleye maruz kaldığı, gerçekten yüksek tempolu bir antrenmandı. Böyle bir pozisyonu bitirip bir gol atmıştı. Zaten hemen bir gün sonrasında Adana Demir maçında da sahaya yansıttı. Yani maç performansına da yansıttı bunu. Şu anda oldukça motive gözüküyor. Okan Hoca o basınla yaptığı sohbette Yusuf'la ilgili şunu söylemişti. Sizin gibi tabii ki siz kamuoyunun sesi olduğunuz, camianın sesi olduğunuz için bunu dillendiriyorsunuz ama camia içinde de tabii ki herkesin merak ettiği bir konu. Yusuf'tan beklentim Raşitsa gibi adım adım gelip formayı alması dedi Okan Hoca. Şu andaki gidişat da biraz öyle seyrediyor. Antrenman performansı iyi, motivasyonu oldukça iyi gözüküyor Yusuf Demir'in. Bu aradan sonra belki Mertens ya da Raşitsa'nın yerine zaman zaman Yusuf'u da ilk 11'de görebiliriz. Tabii yabancı durumundan dolayı çok kolay değil. Yusuf ya da Kerem kadar ilk 11'de olması kolay değil belki ama Raşitsa ve Mertens'e şu anda çok ciddi bir alternatif oldu. Hem 10 numarada zaman zaman düşünüyor Okan Hoca hem de sağ önde hücumun her bölgesinde oynayabilecek bir oyuncu olarak düşünüyor. Oyuncunun da motivasyonu bir hayli yüksek. Ben bir konuda senin fikrini çok merak ediyorum. O da şu. Dünya Kupası arasına Galatasaray şampiyonluk yarışında psikolojik avantajla girdi. Ama bu hazırlık maçlarında Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu performans, aldığı sonuçlar Fenerbahçe'de şampiyonluğun sürekli konuşulduğu bir ortama kadar gitmişken Galatasaray'da bu ortam nasıl? Galatasaray antrenmanlarda takımın içinde size biz şampiyon olacağız hissini, mesajını veriyor mu sevgili Emre? Yoksa Fenerbahçe'nin biraz gerisinde mi kaldı? Hocam ilk bölümüne tamamen katılıyorum. Yani şu ara verilmese ya da belki birkaç hafta sonra verilmiş olsaydı, normal lig düzeni devam ediyor olsa Galatasaray bu yakaladığı performansla çok büyük bir ivmeyi arkasına almış olacaktı. Biraz sekteye uğradığını kabul etmek lazım. Hem o 7-0'lık sonucun sonrasında oluşacak olumlu atmosfer hem de sonrasında yaşanan sakatlıklarla birlikte ama şunu net olarak söyleyemem çünkü takımın ilk 11'inin ideal oyuncuları, takımın çok önemli oyuncuların hepsi burada değiller. Yani Mertens sonradan katıldı, Nelson'u sadece bir antrenmanda görebildik. Yani bunları çok net söylersek yanlış ifadeler kullanmış olabiliriz. Ama genel olarak aldığımız bilgi ve oyuncularla konuştuğumuz zaman edindiğimiz izlenim, o Başakşehir maçı, Beşiktaş maçıyla başlayan sürecin kendilerini çok fazla motive ettiği şeklinde. Zaten kaliteli bir kadro, tecrübeli bir kadro. Şampiyonluk yolunda da bir hayli iddialı gözüküyorlar. Tabii ki bu saha içinde sonuçlar alınmadan olabilecek bir şey değil ama ortam olarak, atmosfer olarak Galatasaray'da hiçbir problem olduğunu söyleyemem açıkçası Ahmet Hocam. Hadi sana son sorum. Çok güzel, teşekkürler. Sana son sorum uğurlayalım. Hep burada stüdyodaki yorumculara soracak halimiz yok ya. Bir de sana sorayım. Dünya Kupası'nı kim alır sana göre Emre? Aykut İnce, ben Fransa'nın kazanacağını düşünüyorum. Basit. Tek söyledi. Evet. Galatasaraylı oyuncuların favorisi kim sana göre? Yani konuştun mu? Okan Hoca ne diyor? Hiç buna fırsat oldu mu? Okan Hoca'ya da sorduk. Okan Hoca da Fransa dedi. Biraz oradan etkilenmiş olabilirim. Tamam, peki. Sağ ol Emre. Senin de favorin Fransa. Ağzına sağlık kardeşim. Kolay gelsin. Teşekkürler sevgili Emre. Senin favorin hocam? Benim turnuva öncesi Fransa'ydı. Fransa. Evet. Tek cevap Fransa. Ben Fransa demiştim ve demekle de ısrar ediyorum. Senin? Arjantin. Arjantin, pekala. Gelelim Galatasaray'a. Tabii hocam. Emre Kaplan'a hocanın sorduğu soruların altında hep detaylar var sevgili Sarıdağ. O detayları iyi okumak lazım. İşte Yusuf'tan bahsetmesi, sakatları, Icardi'yi sorması hep bir ileriye dönük. Şimdi diyor ki Emre, Icardi derbide oynar. Amma ve lakin 4 maç var. Kupa, Keçiören Gücü, İstanbulspor, Demir Grup Sivas deplasmanı aralığın sonu, hemen sonra Ankara Gücü ve sonra Kadıköy. 1, 2, 3, 4. 4 tane 90 dakika. Burada ne yapacak, ne yapmalı Okan Hoca sana göre? Daha da devre arası transferi var. Mecbur Gomis ya da Seferovic ile başlayacak. Buyur. Şimdi tabii baktığınızda son maçlarda Galatasaray'ın hücum bölgesindeki gol yükünün altına elini sokan önemli isimlerden biri Icardi. Icardi'nin dönüşüyle tamam Galatasaray gol sıkıntısını açtı. Böyle bir golcün varsa sakat olmadığı sürece
ligin en dikkat edilmesi gereken takımlardan biri olduğunu söyledik. Hep Beşiktaş maçında bunu gördük. Başakşehir maçında da bunu gördük. Çünkü aslında sınıf olarak ligdeki en iyi golcü Galatasaray'da. Sınıf olarak. A sınıfı. Hani kim var A sınıfta? Kimler var? Kapıyı açıyorsun. İçeri bir görüyorsun. Lewandowski oturuyor bir sırada. Öbür sırada Icardi oturuyor. Diğerinde Giroud oturuyor. Yani bu seviye golcülerden bahsediyor. Tabii ki. Şu an en iyi golcü. Ama tabii işte sakatlığı, işte özel hayatındaki gelgitleri bunlar biraz Galatasaray'ı endişelendiriyor. O nedenle tabii ki Icardi'nin yedeği o olmazsa yerine şu oynayacak dediğimiz adamın A sınıfı olması imkansız. Yani zaten A sınıfı golcü zar zor buluyorsun. İki tanesini hiç bulamazsın. Dolayısıyla içeriden çözüm bulacaksın. Gomis mi? Seferovic mi? Veya taktiksel değişiklik mi? Bazen santraforsuz da oynarsın. Ben bunu Carvalho'nun Beşiktaş dönemindeki Braga deplasmanında gördüm. Santrafor mevkisinde, yani o bölgede oynattığı adam Quaresma'ydı. Sergen Hoca Gökhan Töre'yi oynattı. Bazen böyle bazen çözüm Atiba'yı bile oynattı ya. Tabii tabii. Kasımpaşa maçı. Bazen Adana Demirspor Belhanda. Tabii. Adana, bravo. Aynen hocam. Taktiksel çözümler de bulabilirsin bazen. Ama iyi bir Gomis varsa herhalde ki. İyi bir Seferovic varsa herhalde ki. Tabii Montero santraforsuz oynadı. Barcelona yıllardır bunu yaptı. Pep Guardiola döneminde özellikle. Çözüm bulunur. Ama hani Icardi yok Galatasaray'da. Tamam, Galatasaray'ın şampiyonluk şansı yok demek. Karalara çok kolay bağlamak, değil. İyi bir kadrosu. Karalara bağlamamak yok, lazım. Yok yok. İyi bir kadrosu var Galatasaray'ın. Ahmet abi, Yusuf Demir sorunun altında bana göre bir teknik adam zekası yatıyor. Yani orada şunu sordun sen Emre Kaplan'a. Ey Emre, ey Okan Hoca. Elinizde Yusuf Demir gibi bir yetenek varsa bu fırsatı kullanın. Bence onu demek istediniz. Oraya yanlış mı yorumladım? Yanlış mı yorumladım hocam? Mutlaka. Şimdi bakın, bir kısa vade çalışmaları var. Günümüzde bu çok önemli. Yani yarışmacılık yönü ön plana çıkıyor. Siz önünüzdeki ilk maçı, ilk birkaç maçı planlamak zorundasınız. Biz de 3 maç üst üste kaybediyor olsanız bazen o takımdan ayrılmak zorunda kalırsınız. Bu derece ülke futbolu maalesef kısa vadeli düşünmeyi gerektiriyor. Ama bir de elinizde Yusuf Demir gibi, örneğin madem o, tek örnek o olsun, büyük bir yetenek varsa bu tür futbolcuları takımınıza kazandırdığınız takdirde kulübünüzün 5-10 senesini kurtarıyorsunuz. Hatta bu hem futbolcular genç, daha büyük paralara transfer yapabilecek her türlü donanıma da sahip. Okan Hoca da zaten bunu düşünerek veya Galatasaray bunu düşünerek Yusuf'u transfer etti. Yani statüsü yabancı da olabilir. O başka bir konu yani. Oraya taşımayacağım sizi de. Galatasaray tabii golcü sorununu aşacaktır diyor Serdar. Yani tamam, A plus Icardi. Tüm dünyanın kabul etti. Tamam. Gomis ya da Seferovic hocam, başka da yok yani şu anda. Şimdi, ama olur mu? Mertens'in var, çok kreatif 3. bölge oyuncuları var. Onlara santrafor gözüyle bakamazsın ama taktiksel çözümlerle gol atabilirsin. Ya. Bir golcü bulamayabilirsin ama gol atabilirsin. Topu kim getirecek oraya? Oliveira da yok. Şimdi eğer golcülerde kalacak olursak, Serdar'ın anlatımı bence çok doğruydu. Cuk diye de oturdu. A sınıfı santrafor. A sınıfı santraforlara bakıyoruz. Hepsinin ortak özelliği ne? Topu geldiği zaman tıklamayı beceren oyuncu. Son vuruşları çok güzel. Bu biraz da Allah vergisi. Tabii, yetenek. Şimdi diğerlerine bakıyoruz. O A sınıfın altında olanlar. Bunlar belki yetenek olarak o seviyede olmasa bile işlerinde çok düzgün, çok iyi çalışıp profesyonellik anlayışlarıyla oraya çıkanlar var. O bir. İkincisi, bazen ne kadar çalışırsanız çalışın belirli bir seviyede kalacağınızın da gerçeği var. Şimdi kimse yanlış anlamasın. Ben bu üç sınıfı Galatasaray'ın 3 tane santraforuna uyarlamak istiyorum. Bir tane A sınıfı tamamıyla Icardi, tartışmıyoruz bile. Her gülün dikeni var. Onunkini de konuşuruz. Onun arkasından gelen Gomis, o sınıfta olmasa bile Galatasaray'da ne kadar gol atabileceğini ispatlamış bir futbolcu. Türk ülkemizde gol kralı olmuş biri. Yaşınız ilerlese bile o golleri atabileceğini sezon başında gösterdi. Seferovic'i de ben Gomis'in de gerisinde görüyorum. İlk dönemde zaten o süreyi de bulamadı. Bulamamasının nedenleri de ortadadır. Bu Dünya Kupası'na hazırlık olarak o da özveriyle çalışanlardan biriydi.
Dünya Kupası sonrası bu hedeften yoksun bir Seferovic neler yapacak onu da hep beraber göreceğiz tabii. Ama benim beklentim şu yönden, bizim büyük kulüplerimizden bahsedeyim. Bazı oyunculara teklif gelse hemen gitmelerine izin verebilecekleri oyuncuları var. Seferovic de bunlardan biri. Ama ben hiçbir takımımızdan bu futbolcuların ayrılma isteğinde olacağını düşünmüyorum. O yüzden Galatasaray'ın da forvette bu oyuncularının önümüzdeki ikinci yarıda Galatasaray'da kalmalarını bekliyorum. Keşke orada bir değişiklik mümkün olsa. Okay. Çünkü sezon sonu Icardi kiralık gidiyor. Gomis'in sözleşmesi bitiyor. Keza Seferovic'le de Galatasaray yani opsiyonu kullanmak istemiyor. 2-3 tane daha santrafor bulman evet. lazım. Seneye hepsi gidiyor. Orası tamamıyla boşalıyor. Serdar Okan Hoca'nın basın mensuplarıyla yaptığı toplantıyı takip edebildin mi? Dinleyebildim. Yok, bir fırsatın oldu mu? Görmüşsündür. Takip, özet olarak takip et. Yani orada Fenerbahçe derbisini tüm ekibimiz Fenerbahçe takımını analiz ediyor, değerlendiriyor. İşte önünde 4 tane maç var sayın hocam deyip de hocayı da eleştirenler var. Hoca orada şunu söylemek istedi. Elbette önlerinde 4 tane maç var ve maçları maç maç düşünüyor. Ama Fenerbahçe maçına kadar hazırlıklarını eksiksiz yapma derdinde bence Okan Hoca. Sakatlık vermeden, cezalı çıkartmadan, işte bir Muslera belirsizliği var. Koca bir soru işareti. Oliveira kimileri gelecek diyor, kimse oynamayacak derbide. Ama Galatasaray taraftarı da diyor ki önümüzde 3 tane taş gibi maç var. Üçü de zor. Şimdi biz atanı konuştuk, tutanı konuşmuyoruz. Tutanı Galatasaray'ın bir tane var. Başka yok. Yani diğerlerine de tabii saygımız var ama Galatasaray seviyesinde, Muslera seviyesinde olmadıklarını hepimiz biliyoruz. Geçenlerde Galatasaray futbol okullarından birinin antrenmanını seyrediyoruz. Kaleci çok iyi kurtarışlar yapıyor. Çocuk 12 yaşında. Yan dedik ki ya adamların 12 yaş grubundaki kalecileri bile iyi dedi. Futbol okulundaki kalecileri bile iyi. Galatasaray bu konuda yıllardır iyi. %100 sana katılıyorum ama ikinci kaleci konusunda da Türkiye'nin en kötülerinden biri dedi. Öyle veya böyle. Gerçekten ya ikinci kaleci bulamıyorlar ya da ya Muslera bizi kurtarır diye o işi şansa bırakıyorlar herhalde. Bilmiyorum ama Jorge Jesus nasıl deliler gibi ikinci kaleci arıyorsa Galatasaray'ın da bir an önce, ya bu sezon için demiyorum, geçmiş sezon da geçmişte kaldı. Bundan sonrakiler için. Çünkü Okan sen kötü büyük kaleci takımsın. Mi? Haksızlık yapma şimdi. Ben kötü kaleci demiyorum. Ama sürekli oynayamıyor. Şimdi Muslera mesela Sergen Hoca o konuda çok cesur adım atmıştı. Tuttu Ersin'i attı değil mi? Ya biriyle kupayı aldı, bir öbürüyle ligi aldı mesela. Okan da kötü bir kaleci değil ama Galatasaray'da ikinci kalecinin hafif bir kötü performansı olduğu zaman o ikinci kaleciye binen baskı çok yüksek. Gerçekten öyle böyle değil. Birincisi zaten adam Muslera'nın arkasında. Ben Okan'ın yerinde olsam ya beni almayın bırakın ben oynayayım. Muslera gittikten sonra beni çağırın derim. Çağırırlar mı? Ya bilmiyorum öyle bir şey söylüyorum. Şansın yok. Bir şey diyemiyorum. Evet. Muslera oynayacak tabii ki. Ama öyle bir kaleci getirin ki ara sıra Muslera da dinlensin mesela. O kaleciyi de yetiştirin. Şimdi ben tabii bu Dünya Kupası'ndaki olayla ilgili şunu söyleyeyim. FIFA'nın alanına giren bir durum. Yani daha önce bu oldu ama şöyle oldu. UEFA'nın verdiği ceza doğrultusunda ligde şans bulamayan ceza alan oyuncular oldu. Mesela Tümer Metin'in bir Beşiktaş hazırlık maçındaki gördüğü kart lige yansıdı. UEFA öyle istedi. Ama şimdi FIFA organizasyonunda FIFA bunu lige yansıtabilir mi? Yansıtıyor. Hatta bir şey söyleyeyim ceza alır mı o ayrı bir konu. Ama bunları geçelim. Öyle veya böyle ikinci kalecin yani ikinci tutanın da Muslera kadar olmasa da ona %60 %70 seviyede yakın olması lazım. Çünkü büyük bir takımdan bahsediyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'ndan bahsediyoruz. Hadi bu sene Avrupa'sı yok. Ya da Avrupa'da olsaydı ne olacaktı? Artı Muslera'nın artık Muslera'dan sonrasını hazırlanmalı Galatasaray. Hocam. Yani seneye çok sen pardon de. Hocama vermeden önce topu. Seneye santrafor arayışları 2-3 tane o hummalı çalışmanın içerisine girecek. Hatta ligimizde forma giyen bazı santraforlar da onların listesine girecek. Emin olun. Bir de kaleci arayışları olacak. Serdar olaya şöyle bak. Biz tabii Muslera'nın avukatı değilim ben ya da sen ya da Ahmet abi. Ama FIFA bir kanun hükmünde kararname çıkartıp ya milli seviyede yapılanı neden lige yansıtıyoruz bunu değiştirelim diyemez mi? Yani bu bir haksızlık değil mi? Şimdi
Galatasaray'ın suçu günahı ne? Milli takım maçında Altay böyle yaptı. 4 maç ceza aldı. Hırvatistan, Ermenistan maçlarında Allah korusun. Ligde mi oynamayacak yani? Peki bir şey söyleyeceğim ben. Muslera dışında başka oyuncular da var mı? Uruguaylı oyuncu. Ya, var. Var değil mi? Var. Şimdi Muslera tek olsaydı, ben şimdi geçenlerde onu söyledim. Bizim ligimizin yansıması mı var acaba Muslera orada? Çünkü bizim ligimizde hakemleri bağırıp çağırmak futbolcudan kolay. Özellikle büyük takım oyuncuları. Beşiktaş'ta, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de bunları hep görüyoruz. Ama yanlarında başka Uruguaylı oyuncular da var. Yani var. Bir tek Muslera değil. Dolayısıyla ligimizin yansıması değil. Orada hayır, ciddi bir şey var ki. Cezanın lige yansıması. Hayır hayır, ben onu kabul ediyorum. Bir de ligdeki bazı alışkanlıkları sen gidip uluslararası arenada da kendi milli takımında da o başka konu. Uygulayabiliyorsun. Mesela sürekli ligde, ligimizde yabancı futbolcu bir geliyor. Ha, demek ki burada işler böyle deyip hakemi bağırıp çağırabiliyorsun. Yani Ahmet abi. Hakaret de edenler oluyormuş. Şimdi bu bir alışkanlık haline geldi mi? Kendi uluslararası maçlarında, milli maçlarında da bazen olabilir. Ama öyle bir durum değil. Diğer futbolcular da çünkü Mustafa ile birlikte hakeme gittiler. Orada önemli bir şey oldu ki. Bu bizim ligimizin yansıması değil. Hani FIFA der ki kardeşim senin liginden gelmiş, senin oyuncun. Sana da yansır. Bana da saçma geliyor. Çok çok haksızlık değil mi hocam? Ne evet. Alaka yani Galatasaray Kulübü neden Uruguay milli takımının cezasını çekiyor? Yani? Bence de gerçekten büyük haksızlık olur. Şimdi olaya şu açıdan yaklaşalım. Bir, hocam çok basit. O zaman ben de derim ki kardeş ben seni milli takıma göndermiyorum. İşte, bravo. Neden? Tabii. Bravo. Oradan ceza yani. Alacaksın, ben zarar görüyorum. Orada sakatlanıyorsun, ben zarar görüyorum. Şimdi Saiz sakatlansa, Fas milli takımı tabii ki oynayacak. Kim bedelini ödeyecek? İki ay Beşiktaş'ta forma giymese ne olacak? Para gitti boşa. Gitti boşa. Mesela. Hani UEFA ödeyebilir, kim bedelini, ödeyebilir belki. Kim bedelini ödeyecek? Doğru söylüyorsun. Ama bu şey, hani böyle bir şey varsa göndermem o zaman derim FIFA'ya. Ya, şimdi tabii bu işin bambaşka bir boyuta gitmesine bile neden olabilir. O da şu. Ama haksızlık hocam yani. Şimdi milli takım davet ettikten sonra kulüpler göndermek zorundalar. Tamam. Bu da ayrı, FIFA biliyoruz. Kurallarına göre belirlenmiş. Ama FIFA'nın bütün amacı zaten futbolu daha cazip hale getirmek değil mi? FIFA özellikle bu sene Katar Dünya Kupası için çok büyük bir gayret sarf etti, efor sarf etti. Neden? Bu turnuvayla ilgili birçok dedikodular çıktı. Ben de işin belki ekonomik yönünün de etkilediği bir Katar tercihi oldu. Şimdi çok eleştiri olmasın diye FIFA özellikle bu Dünya Kupası'nı mümkün olduğunca parlatmaya çalıştı. Algıyı ona göre yürütmeye çalıştı. Bence bu da onlardan bir tanesi. Oraya giden bu futbolculara biraz daha olumlu yaklaşmak, onların kulüplerine daha olumlu yaklaşmak lazım. FIFA bir tek şunu diyor, ya olay maç anında olsa zaten konu buralara gelmeyecek. Ben onları maçta görecekleri bir kartla cezalandırmış olacağım. Milli maçlarda çekecek onu ama bu maç sonrası yapılan bir olay ve direkt olarak hakeme, Muslera'nın fiilen hakeme olan temasından da bahsediyorlar. Olduğu için ona maç cezası da vermeyecek FIFA. Örneğin Suarez'de olduğu gibi ona 6 ay demişti herhalde. Diyecek ki şu kadar maç 6 ay. Şu kadar süre oynayamazsın ama ben bunu yapacaklarını kesinlikle para cezası verebilir hocam. Tabii mesela. Kesinlikle yapacaklarını sanmıyorum. Yaparsa büyük bir haksızlık olur. Büyük bir yanlış olur. Yani sonuçta kulüplerin de futbolcular gibi FIFA organizasyonlarını destekleyici bir tavır sergilemeleri için FIFA'nın kulüplere olumlu yaklaşması lazım. Bak mesela Serdar güzel bir laf etti. Şimdi Saiz sakatlansa Beşiktaş kulübünün mağduriyetini kim giderecek? Her şey bir tarafa. Kimse sakatlanmasın. Tabii. Ama çok basit örnek sevgili Serdar. Şimdi Saiz önümüzdeki cumartesi günü maç oynayacak. Beşiktaş'ın çarşamba günü kupa maçı var. Bir sonraki pazar günü de lig maçı lig var. Lig maçı var. Saiz zaten yoğun bir dönem geçirmiş. Dünya Kupası'nda yoğun bir dönem geçirdi. Hemen gelir gelmez oynayabilecek durumda olmayacak ki. Tabii. O bir mesela Şenol Hoca, Weghorst diyelim elendi Hollanda. 20 Aralık'ta burada. Evet, Şenol Hoca takımın başına yeni gelmiş. Özellikle stoper mevkiinde Şenol Hoca'nın belki de en çok futbolcu ihtiyaç duyduğu bir mevki. Siz dünya üçüncülüğü veya Dünya Kupası finali oynamış. Ya çarşamba, ya cumartesi, ya pazar. Ya üçüncülük, ya birincilik maçına çıkacak Saiz. Bir futbolcunuzdan yoksunsunuz. Kulüp bu kadar fedakarlık yapıyorsa, FIFA'nın da
genelleyerek kulüplere, futbolculara bu derece olumlu yaklaşması şart. Hak eden varsa cezayı versin. O başka. Evet, ama milli takımlarla ilgili versin. O başka versin. Hocam. Kulüplerle ilgili değil. Çünkü doğru, aynen hocam. Evet. Çünkü Uruguay, bir de diyor ki işte Muslera zaten bırakıyor milli takımı. O yüzden değil ki. FIFA'nın anayasasında bu var. Luis Suarez'e de verdi. Benim anlatmak istediğim, daha doğrusu karşı çıktığım konu gerçekten haksızlık hocam. Şimdi Galatasaray Kulübü Muslera ile sözleşme yenilemiş. Öyle mi evet. Serdar? Evet. Galatasaray Kulübü göz bebeği gibi bakıyor oyuncusuna. Hepsi için geçerli. Dediğim Muslera'nın avukatı değiliz ama şimdi bu 4 tane, 5 tane diyelim ki 5 maç ceza geldi. Galatasaray Kulübü çöker. Ya, hem de en önemli maçlarında oynayalım. Sevgili Aykut, Muslera ile birlikte hakeme giden futbolcular Cavani, Gimenez, Godin. Bunlar senin A sınıf dediğin futbolcular hepsi. Diego Godin de. Evet. Levent Tüzemen abi de burada geçen gün söyledi. O da Galatasaray yöneticileriyle konuşmuş. FIFA'dan burayı bağlayacak bir kararın çıkmayacağı yönünde. Yazık olur yani. İzlenimleri var. Yazık olur. Yani ben, bence her de takım için yazık olur hocam. Yani. Tabii canım. Godin yani de kendi kulübünde oynamaması o kulübe yazar yani. Yazık. Tabii. O yüzden ben de Muslera'ya kulüpte öyle bir yasak konulacağını sanmıyorum. Ama bir başka yaklaşımım da şu olacak. Muslera ve ikinci kaleciyi konuştuğumuz için. Muslera ama kendi ikinci kaleciye öyle bir yasak koymuş ki. Hiçbir zaman ikinci kalenin neredeyse kalecinin Galatasaray'da oynama şansı gerçekten yok gibi. Şimdi o ikinci kalecide Galatasaray sıkıntı yaşıyorsa bunların nedenlerinden biri doğru tespit. Ya sen kaleci olsan Muslera'nın olduğu takıma mı gidersin yoksa ligimizdeki öteki takımlara mı gidersin? Bakıyorsun hepsinde daha fazla oynama şansın var. Öyle. O yüzden tercih edilirken Muslera'nın olduğu takım yani Galatasaray oynamak isteyen bir kaleci tarafından çok tercih edilmiyor. İki, oyundan çıkıp da mutlu olan bir futbolcu gördünüz mü? Yaşı ne olursa olsun, kalitesi ne olursa olsun her futbolcu oynamak ister. Bu Muslera'da da var. Kim ne derse desin bakın. Muslera bu olgunluğuna Galatasaray'ı bu kadar çok sevmesine rağmen içinden bir ses diyor ki senin oynaman lazım. Senin oynaman lazım. O yüzden Muslera her maçta oynamak için üstün bir gayret sarf ediyor. Hocası da adilse Muslera'yı oynatmak zorunda kalıyor. Kalecilerde belirli bir süre oynamıyorsanız hemen kaleye geçtiğiniz ilk maçta işiniz gerçekten zor. O yüzden Villarreal şimdi, maçı çok zor geçti mesela, Okan açısından. Şey de diyor Serkan Aydın da bir taraftar da yazmış. Yusuf Demir yükselişte farkında mısınız diye. Zaten konuştuk onu. Belki şu anda açmış olabilir izleyicimiz. Evet. Dinleyicimiz ya da Aspor Radyo'da bizi dinliyorlarsa. Yükselişte ama o yükselişi daha da tepeye atabilmesi için oynaması lazım oyuncunun. Mutlaka. Bu bir şans olabilir mi hocam Yusuf için? Hani Adana Demir maçında tamam. O hazırlık maçı başka ama lig bambaşka bir şey hocam. Siz daha iyi bilirsiniz bu psikolojik olarak. Kesinlikle bir şans. Bakın günümüzde sizin futbolu oynadığınız camianın taraftarı çok önemli. O taraftar size olumsuz yaklaştığı anda orada bitti. Neredeyse hiç şansınız bitti. Yok. Pılıyı pırtıyı toplayıp gitmek bazen de en doğru karar oluyor. Şu an Galatasaray taraftarı camiası Yusuf'u sahiplendi. Adana Demir maçıyla Yusuf bunu yakaladı. Zaten geçmişte de Barcelona'ya kadar gitmiş olması onun kalitesini de ortaya koyuyor. Bu Yusuf için bir şans. Ama en önemli şans da şu. Bizim hemen Dünya Kupası pazar günü bitiyor. Galatasaray'ın Perşembe günü kupa maçı var. Keçiören Gücü'yle. Arkadan pazar günü İstanbulspor. İstanbulspor lig maçı var. Sonra hemen Sivas. Yani bizim ligimizde artık iki tane 1 Şubat'a kadar 3 tane kupa maçı, 3 tane çarşamba maçı var ki biz 3 günde bir maç yapmak bravo zorunda hocam, kalacağız. Bravo. Şimdi Galatasaray'ın kadrosu da açık konuşuyoruz. Fenerbahçe'nin kadrosu kadar geniş değil. Beşiktaş'ın Trabzon'un da Fener kadrosu kadar geniş değil. Dolayısıyla siz neredeyse 1,5 ayda her 3 günde bir maç yapıyorsanız ister istemez hocanız rotasyona gitmek zorunda. Bu da Yusuf'a belirli şansların geleceğinin en büyük işareti. Yusuf bunları değerlendirdiği takdirde bakın bunu da demiyorum.
en azından 2-3 maç en azından oynama şansı yakalayacak. Öteki futbolcuların hepsi çok formda olsa bile Yusuf'un orada iyi performansı Yusuf'u ilk 11 oyuncusuymuş gibi ön plana çıkarır. İlla 11'de oynamak gerekmiyor. Artık şunu gördük. Sizin hazır olan oyuncularınız varsa 18 kişiyi de 11 oyuncusuymuş gibi taşıyabiliyorsanız bilirsiniz. Bence Yusuf Galatasaray'da o seviyeye gelme şansını yakaladı. Temenni ediyoruz. Bütün futbolcular gibi onun performansı da zirve yapsın. Yani Ahmet abi tabii Yusuf'a ayrı bir parantez açtı. Sen de tamam şimdi diyor ki hoca Galatasaray için Yusuf Demir şans değil. Yusuf için Galatasaray şans. Emirhan için Galatasaray şans. İşte onlar kendilerini göstermeliler antrenmanlarda. Formayı istemeliler. O hırsı sahaya yansıtmalılar. Bunu yaparsak ancak Okan Hoca onu fark edebilir. Öyle değil mi hocam? Klası bir kenara. Ama bazı teknik adamlar da formayı verir. Yani bu, bir daha da bırakmaz. İşte hocalar genç oyuncu oynatmalı derler ya. Aslında genç oyuncular formayı almalı. Daha doğru ifade. Hakikaten o seviyeye geldiğiniz zaman, yani bu seviye derken bazı şeyler tecrübe, bunun zaman geçmesi lazım. O şeyleri, tecrübenin gerektirdiği şeyleri senden hocan hemen zaten bu yaşta beklemez. Ama formayı çok istediğini görmek ister. O hırsını görmek ister. Yani vereceğin mücadeleyi hissettirmen lazım ona. İbrahim Üzülmez'in söylediği gibi söylüyorum, çimleri parçalaması lazım. Gençlerin. Çünkü onlar biraz geriden geliyorlar. Yani diğer abileri belli aşamaları geçtiği için hani bize askerde derlerdi üst devrine senin de askerliğin çok falan diye. Senin de askerliğin daha çok. Yani biraz çimleri parçalaman lazım gerçekten. Onun nedeni o şeyi geçtiğin zaman mutlaka sen zaten şeyi alacaksın, o formayı alacaksın. Ama onu geçtiğinde bile ya bugün Cristiano Ronaldo halen 18 yaşındaki genç oyuncu gibi formayı kapmanın mücadelesini veriyor. Doğru. Messi dahil. İnanılmaz profesyoneller. İnanılmaz ötesi. Yaşam tarzlarından tutun, işe olan ciddiyetinden her şeydi. Ya biraz oralara bakmak lazım. Ben Yusuf'un da Okan Hoca'yla özellikle ligin kalan haftalarında, hani ilk haftalar için demeyeyim de daha sonraki haftalarda iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Yusuf'ta o ışık var. Hocam, yani o yabancı kontenjandan dolayı oynatamıyoruz klişesini Yusuf yıkar. Eğer biraz daha mücadele ederse. Yıkar tabii yani ilk yarıya bakıyoruz. Bir de Galatasaray'ın oyuncusu hocam, bonservis oyuncusu, tabii, kontratlı tapulu oyuncusu. Galatasaray, Abdülkerim, Yunus, Kerem üçlüsüyle oynayacağız planını yapmıştı. İyi oynayan bir oyuncu varsa demek ki orada da değişiklik oluyor. Olur, Raşika, Yunus değişikliğinde olduğu gibi. Olmaz, bir daha say yazıyoruz söylediklerini hocam. Abdülkerim, Yunus, Kerem. Kerem 3. 3 tane yerli pasaportuyla oynayacak futbolcu planlaması yapmıştı. Dediler ki Yunus çok iyi, Kerem çok iyi, Abdülkerim'i yeni aldık bu üçüyle. Şimdi önde Kerem ve Yunus'la yaşanan performans dalgalanmaları soru işaretleri beraberinde getirdi. Kerem sezon başında bir ara kesildi. Sonra Yunus kesildi. Niye? Raşika bu kadar iyi oynuyorsa Okan Hoca da adaletli bir hoca. Görmemezlikten gelemez mi? %100. Gelemez ki. Kaldı ki Okan Hoca şu an şöyle bir açıklamada bulundu. O senin demin bahsettiğin sohbet toplantısında. Sol bekte çözümü biz yerli futbolcuyla aramaya devam edeceğiz dedi. Demek ki Abdülkerim var. Demek ki orada bir yerli olacak. Şu an Emre Taşdemir orada. İki. Öndeki iki kanattan biri sürekli boş. O yüzden Rıdvan'ı soruşturuyorlar. Evet. Sol bek yerli. Yani Rıdvan konusu yok demiyor hiç. Yok, var. Hiçbir Galatasaraylı. Ben de şey yaptım ama ben de tabii Rıdvan kanadına konuştum. Oyuncunun şimdilik Türkiye dönme planı olmadığını söylüyorlar. Ama bu transferdir ve transfer döneminde daha çok var. Her şey olur. Her şey olabilir. Bilemeyiz. Hem kulüplerde hem futbolcu da. Yani şimdi o da kendi takımında beklediğinin altında bir süre aldı. Aynen hocam. Ben de bundan büyük üzüntü duyuyorum ya. Biz ne diyoruz? Genç futbolcuların oynaması lazım. Emirhan'ımız da oynamıyor hocam. O da Torino'da. Tamam. Giderken demek ki tercihleri ona göre yapmaları lazım. Gittiğin yerde oynamıyorsan ki her ikisinin de kalitesini biliyoruz.
Yani o zaman o tercihler ne kadar doğru tartışılır. Evet, bazı kulüpler vardır. Dersin ki ben gideceğim, bir sene oynamayacağım, bir sene kendimi geliştireceğim ama sonraki sene oynayacağım diyorsan o da kabul. Ama ya sonraki bu, sene oynayamazsan? O zaman da olay tamamıyla ters dönüyor. Bence bir yerde oynayarak geliştirmek daha önemli. Ben hep onu diyorum. Bizden giden özellikle genç futbolcuların bu yaşlarında bir seneyi boş geçirme lüksleri yok. Ben o şöyle bir senede çok yol Emirhan olsaydı mesela herhalde Şenol Hoca döneminde zaten Valerian İsmail kendisine söylemişti. Gitme, ben seni oynatacağım burada diye. Ki orta sahada çok ciddi eksiklikleri var Beşiktaş'ın. Oynatırdı diye düşünüyorum. Sürekli. Zaten Rıdvan kalsaydı Masuaku gelmezdi. Yani Caner isimleri de dolaşmazdı. Yani Şenol Hoca şey mi diyorsun? Karşı mı çıkardı? İkisi ne? İçin. Rıdvan ve Yok, kalsaydı her takımda Emirhan. Gönderilmelerini istemez miydi? Bence istemezdi. Bu hoca da istemedi ama. Tabii. Ondan önceki Valerian Hoca da istemedi. Ya Aykut, şu an bakıyoruz. Galatasaray işte 3 yerli futbolcuyu bulmakta dönem dönem zorlanıyor. Beşiktaş keza öyle. Tabii. Ya bir oyuncu değiştireceksin. Oyuncuyu değiştirmeden önce belki 2 değişiklik yapmak zorunda kalıyorsun. 4 olunca ne olacak? Almak için. Ahmet Hocam, seneye 7+4 olunca ne olacak Galatasaray? Kaldı yaz ki, transfer planlaması biraz yerli ağırlıklı yapacak. Olacak mı şimdi onu da bilmiyoruz. Ama işin gerçeği de şu, bu açıklamaların çoktan yapılmış olması lazımdı ki takımlar da ona göre transfer planlaması yapsınlar. Devre hocam, arası alacağınız oyuncuları ona göre belirleyilsiniz. Galatasaray beklerinden gerekli verimi alıyor mu? Sağ ve sol. Yani bence... Orada çok rotasyon yapıyor hoca belki bence ama. Bence Okan Hoca hayal ettiği, beklediği verimi alamadı. Niye? Sezon başı dedik ki veya Okan Hoca dedi ki sağda Dubois ile başlayacağım. Ama araya bir şanssız sakatlık dönemi geçti. Oraya Boye geldi. Tamam, belki performans olarak çok büyük bir sıkıntı olmasa bile yani Boye'nin atletizm yönü ne kadar üst düzeyde ise işin teknik tarafı o şekilde biraz daha geride kaldı. Hatta sezon başını hatırlayalım. Fransız milli takımının Dünya Kupası'na adayları arasında görülen bir Dubois vardı. Hatta Boye'de o performansı sonrası gidebilir miyim hayallerini kurdu. İkisi de biraz geride kaldı. Sol tarafa bakıyoruz. Van Aanholt vardı. Onunla yola devam edilecek dendi. Kazımcan transfer edildi. Bu ikisine rağmen sezon başı başka bir kulübe gitmeyip rezerv takımında oynamayı kabul eden Emre Taşdemir şu an oranın bir numaralı oyuncusu oldu. O yüzden orada da tam beklentilerin gerisinde kalmış. Tam böyle rezerv dedin de rezerv liginin olması gereken bir sezonmuş. Ya neyse, deşme yarasın hocanın. Deşme değil. Bence rezerv ligi hazır değildi, hiç başlamayacaktı bile. Yani ya da başlama, oynanması mümkün olmayan bir ligi niye başlatırsın sevgili Serdar? Bak, detaya girmedik. Bundan kabul dolayı ediyorum. Açıkta kalan dünya kadar futbolcu tamam, var. Tamam, kabul ediyorum. Rezerv ligin oynatılmamışsın mı daha büyük sorun, yoksa bu çocukların kenarda beklemesi mi? Tabii. Bunların kenarda beklemesi en büyük sorun. O yüzden diyoruz. Sen yabancı hakem var ya, yabancı hakem gelsinden daha büyük sorun şu sorun. Ya. Almanya, bak Bayern Münleri kendi rezerv liginden getirdi. Direkt Bayern Münih'e soktu. O onların kendi rezerv ligi. Rezerv lig dedim, Bayern Münih'in şey takımı. İkinci takım. Ama kaçıncı ligde hocam? Hayır, onların rezerv ligi değil. İşte, onlar normal ligde oynatabilecekleri takımları var. Oynatabilecekleri yer diyeyim. Rezerv lig demiyorum. Evet. Sen de böyle bir şey yapabilirsin. Oynatabilecekleri takım. Efendim işte lig dersin, bir şey dersin. Senin elinde. Mesela onlarda da bizdeki gibi olsaydı Münler'di bir adam olmazdı belki de. Ya, oynayabildiği için Münler'i gördüler. Bu pandemi döneminde bizim ligimizde böyle bir çözüm önerisini federasyona yapan kişi benim bizzat ya. Eğer bizdeki gibi altyapısı sağlam, elinde fazla futbolcusu olan takımlar bir seferliğine satmama şartıyla bakın ikinci takımını profesyonel liglere soksunlar diye öneride bulunduk. Ama o zaman bizim üçüncü lig takımları buna karşı çıktılar. Ya bence onların hiç karşı çıkmamaları lazımdı. Futbolun gelişimi adına bence bu çok daha doğru olurdu. Ya da Meksika'daki sistem. Yani oradaki ligin bir altındaki ligden
Yanılmıyorsa Meksika sevgili Aykut. Yanılır da olabilir. Belki de değişmiş de olabilir o iş. Yukarıya takım çıkmıyor. Zaten o kural var. Bursa var. Sporu biliyor. Şampiyon biliyorum. Oldu çıkamadı. Hayır şöyle yukarı takım çıkmıyor. Buranın görevi oyuncu yetiştirme, parlatma, buradan para kazanma. Eski PAF takımı gibi işte hocam. Ya, orada mesela ligde belli takımlar var. Bu takımlar Süper Lig'in takımları. Kriterlere uyuyor gibi mesela. Ya şimdi bir... Ve orası oyuncu havuzu oldu. Ülkenin oyuncu havuzu. Mutlaka peki. Ama... Bir ara vereceğim hocam. Tamam. Bir ara vereyim. Sözünüzü tam kritik yerde kesmemek için. Reklamlardan sonra devam. Serdar Sarıdağ ve Ahmet Akçan'la birlikteliğimiz devam ediyor. Bu kez Beşiktaş'la başlayalım periyoda. Ve Serdar'la. Tabii Serdar şimdi Beşiktaş taraftarı yapılacak transferleri falan bir kenara bıraktı. Beşiktaş taraftarı şu anda şunu bence merak ediyor. Biz önümüzdeki dönemde nasıl bir oyun oynarız? Şenol Hoca'ya çok güveniyoruz. İşte üçlü mü oynarız, dörtlü mü oynarız ama Beşiktaş'ın o karakterini sahaya nasıl yansıtırızı düşünüyor şu anda Beşiktaş. Sen neler söylemek istersin? Nasıl bir Beşiktaş göreceğiz, izleyeceğiz? Vallahi Şenol Hoca'nın önünde bir fırsat oldu. Yani hem zaman hem takımı toparlayabilme, kamp. Yani sezon öncesi çalışmaları gibi bir çalışmaya şansına sahip oldu hoca. Ve bir transfer dönemi de var önünde. Ve o transfer dönemine de yine ona önemli katkılar sağlayabilecek planlama konusunda maçlar var. Dolayısıyla hoca çare bulabilir. Takımı ayağa kaldırabilir. Dokunuşlarını gerçekleştirebilir ama şampiyon yapabilir mi? O tartışılır tabii çünkü Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzonspor'da, efendime söyleyeyim Konya'sıydı. Birçok takım Başakşehir, Adana Demir, Sivas'ı var. Ya birçok Kayseri'si var. Şu an bu işin içerisinde. Daha da ligin çok başında. Sadece 1/3'üne yakın bir bölümü bitti. O karakteri yansıtabilir. Ve o karakteri de takımına kabul ettirebilir. O oyun karakterini o futbolculara kabul ettirebilir. Çünkü Şenol Hoca futbolcuların önce keyif almasını isteyen ve keyif almasını sağlayan bir teknik direktör. Eğer oyuncular keyif alıyorsa zaten işin gerisi kolay. Önce keyif almaları lazım. Yani daha önceki teknik direktör Valerian İsmail de pek keyif almıyordu futbolcu. Bunu çok net görebiliyorduk vücut dillerinden. Onu sağlayabilecek gibi bir görüntü sergiliyor şu an. Yani hazırlık maçlarına baktığımızda biraz onu görebiliyoruz. O keyif almayı. Biraz daha Şenol Hoca'nın o klasik pas oyununa benzer bir oyunu görmeye başladık. Uzun toplar yok. Topu ya. Koşturmak var. Takımı yormak yerine topu koşturarak rakibi yormak anlayışı var. Yani diyorsun ki hem gelişecek hem yarışacak. Tabii ki. Yani bir süreç olacak. Bence eğer Şenol Hoca hani işler onun istediği bir yolunda giderse lig başladıktan sonraki 4-5 maçtan sonraki periyoda bakmak lazım. Ahmet abi bu takım hem gelişip hem yarışır mı bu kadro? Prensipte bunun mümkün olduğunu hep iddia ettim. Yani bu sefer de Şenol Hoca'lı Beşiktaş'ın öyle bir şansı olduğunu düşünüyorum. Ama olay sadece Beşiktaş'ta değil bence. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin ve Trabzon'un yapacakları da burada önemli. Özellikle şu an onların üstünde olan ve de puan olarak daha iyi durumda olan Fenerbahçe ve Galatasaray. Liderle aralarında 7 puan fark var. Gerçi bir Trabzon-Fener maçı var. O maç Beşiktaş'ı da direkt olarak ilgilendiren, etkileyecek maçlardan biri. Puan farkının artması halinde Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı iyice zora girecektir. Bu Şenol Hoca'nın en büyük dezavantajı olur. Şenol Hoca takıma hakimiyeti, futbolcularıyla takımla olan iletişimi, ilişkisi ve günümüz çağdaş oyunları ile ilgili her türlü donanıma sahip bir teknik adam. Takımı ilk yarıda yani ondan önceki dönemde oynanan futbolun çok daha üzerine taşınacağına da ben kendi adıma eminim. Yeter ki Beşiktaş şampiyonlukta var olarak yoluna devam etsin. Çünkü neden? İsmail Hoca zamanında orta sahayı pas geçen, geriden sürekli uzun toplarla direkt oyunu tercih eden bir Beşiktaş vardı. Bu top hakimiyetini bile genelde rakibe veren bir anlayışı beraberinde getiriyordu. Şenol Hoca çok net şöyle bir tarifte bulundu. Futbolcuların form seviyesini yükselteceğim. O futbolcuları en uygun saha içi dizilişine
ve oyunu belirleyeceğim. Biz o oyunla oynayacağız. Bu oyun da bizim için A, B, C planı diyebileceğimiz birçok planı beraberinde içerecek. Çünkü şampiyonluğu oynayan Beşiktaş gibi büyük bir takımın bunu yapması lazım. Ne yapacak? Geriden oyun kuracak. Bir. İki, hızlı hücumlarla sonuçlandırmaya gidecek. Üç. Eğer onu çabuk yapamıyorsa o zaman set hücumunu takımına oturtacak. Önde kaybedilen toplar veya rakibin geriden başlaması halinde önde baskı yapacak. Beşiktaş, Şenol Hoca zamanında topu çok çabuk geri kazanan bir anlayışla oynuyordu. O anlayışı takıma tekrar oturtmaya çalışacak bir Şenol Hoca var. Geçmişte birçok takımda bunu yaptı. Beşiktaş'ta da bunu yapacaktır, yeter ki zamanı olsun. Transferden bahsedecek olursak var mı kulağına gelen? Mesela Masuaku'yla olmuyor diyor Beşiktaş'ı takip eden arkadaşlarımız. Sen, Sercan olsun yani olmuyor derken. Mutlaka... Onların teknik heyetin dediği. Yani şöyle söyleyeyim. Birincisi transferde net bir yol haritası henüz çizilmedi. Çünkü önlerinde bir resmi maçlar var. Transfer dönemine kadar o resmi maçlarda Masuaku olmuyor dediğimiz Masuaku iyi oynarsa ne olacak? Öyle ya. Onu bilemeyiz. Bu sefer diyecekler ki bu adamın bonservisini hemen alın. Zaten 25 maç oynarsa 2 sene uzuyor mu? Ne öyle bir şey var. Galiba öyle Serdar. Bonservisini alma gibi bir durumu var. Belki diyecekler ki ya biz bu kadar para ödeyemeyiz. Sol beke ileride. Yani başka bir plan yapmamız lazım. 7+4 olacaksa. Hani onlardan, o nedenler daha önde. Yani Masuaku ile olmuyor demekten daha önde nedenler onlar. Belki adam iyi oynayacak. Hızlı bir adam. Bazı maçlarda iyiydi. Onu ayrı bir kenara koyarım. Yani Caner isminin dolaşma nedeni Caner de Masuaku gibi arkasına adam kaçırabilecek bir yaşa geldi. Normaldir arkasına adam kaçırması. Ama Şenol Hoca'nın oyun sisteminde hoca ona nasıl bir rol verecek eğer istiyorsa ki? Yoksa soyunma odasına yapılan bir transfer mi? Bazı transferler soyunma odasına yapılan transferdir. Takım içerisinde takımı motive edebilen isimler vardı. Caner onlardan biri. Belki ondan dolayıdır eğer varsa. Eğer konuşuluyorsa. Onun için de daha erken. Çünkü transfer sürecine daha çok var. Ama ben şunu çok daha net duydum. Defansif bir orta saha oyuncusu. Bazen stoperde oynayabilecek bir oyuncu. Hani aldı Medel. Aha. Medel gibi. Siopis gibi. Gibi. Evet. Bir oyuncu ya hayır demez. Torreira gibi. Değil çünkü orada Atiba, Souza. Souza o futbolculardan daha önceki performansıyla çok aşağı kalan evet. Bir oyuncu değil kesin. Bakmayın bu sezon onun performansı düştü. Özür dilerim. Ama belki takımın Ankara Gücü maçının ve orada olanların bence Souza üzerinde çok büyük etkisi var. %100. Evet devam edebilirsin. Yani sıkıntı o. Bir de Gezal'ın ne zaman döneceğiyle ilgili bir durum vardı. Hani böyle bir orada kreatif oyuncu alalım mı derken Redmond'un oyunu. Yani Redmond iyi oynuyor bölgede. Santrafor arkası, orta saha, kanatlarda aktif bir oyuncu. Zaten Jason Fernandez iyi seviyedeydi. Biraz da Delali'yi yukarı çıkartabilirse. Bunların hepsi Aykut transfer döneminde son bir hafta kala belli olur. Şu an için erken. Ama hocanın tabii dışarıdan gördük kafasında bir şeyler var. Hoca kafasındaki o şeylerden vazgeçebilir mi? Oyuncular iyi performans gösterirse tabii ki vazgeçer. Aksayan yeri neresi Ahmet ya, arkadaşlar? Şimdi bir defa ben şöyle bir hissiyata kapıldım. Yanlışsa sevgili Serdar düzeltsin. Yok estağfurullah hocam. Şenol Hoca Beşiktaş'ın büyüklüğünü en iyi bilen hocalarımızın başında geliyor. Kısa bir süre önce orada hem Avrupa'da hem de Türkiye'de büyük başarılar elde etmiş. Sanki böyle göreve geldiği zaman bir de o ilk göreve gelmiş olmanın heyecanıyla böyle 5. vites Beşiktaş'ta bir giriş yaptı. Ve kafasında en azından şöyle hayal etti. Ya bu dönemde takımda bazı eksikler varsa Beşiktaş büyük camia. Şampiyonluğu oynuyor. Transferde buraları doldurabiliriz de. Ve yine bir şanssızlık Galatasaray maçı ile hem Rozier'in hem de Masuaku'nun ilk yarıdaki olumsuz performansları sonucu onları değiştirmek zorunda kalınca zaten sorunlu gibi duran iki futbolcunun Şenol Hoca ile olan yıldızları da o anda çok barışmadı.
şu ana kadar da bu iki bek mevkii tamamıyla toparlanmış durumda değil. Tabii Şenol Hoca oraya transfer düşünebilir ama bir gerçek de şu. Bu süre içinde tahmin ediyorum Ahmet Nur Çebi Başkan'la kendi aralarında açık açık her şeyi de konuştular. Beşiktaş'ın ekonomik yönden çok fazla transferde harcama yapacağını ben sanmıyorum. Şenol Hoca da bunu biliyor. Bir de şöyle bir tehlike var hocam. Şu an Dünya Kupası'nda Şenol Hoca'nın bir oyuncusu daha var. Onun da nasıl döneceğini bilmiyoruz. Adı Saiz. Eğer o da sıkıntılı dönerse stoper arayışlarını boyut nereye geçer onu bilmiyoruz. O da çok önemli. O çok doğru. Böyle Şenol Hoca'nın o hangi benim kendi düşüncem. O yüzden dedim yanlış hissediyorsam değiştir diye. Şenol Hoca sıkıntılı dönenler olursa, sıkıntı yaratanlar olursa hiç sorun değil. Biz büyük kulübüz, büyük camiayız. Değiştiririz diye düşünürken Şenol Hoca şu an şunu biliyor artık. Benim düşündüğüm kadar fazla değişiklikte yapamayız. Dolayısıyla Şenol Hoca geliştirici, eğitimci kimliğini ön plana çıkardı. Bu hazırlık döneminde futbolcuların hepsine bir tane değil, birkaç tane zeytin dalı uzattı. Dedi ki siz buraya tercih edildiyseniz belirli bir kaliteniz olduğu için. Dele Ali başta olmak üzere. Başta olmak üzere. Ben size, bana bir adım atarsanız ben size üç adım atarım demiştim. Siz bana bir adım atmadan alın size üç adım dedi ve hepsine üçer adım attı Şenol Hoca. Şimdi futbolculardan bekliyor. Bence bu futbolcuların görevi de Şenol Hoca'ya karşı o adımlarını atmak. Bu aynı zamanda kulüp için atılmış adımlardır. Eğer Beşiktaş'ın büyüklüğünün hala farkında değilse bu futbolcular, orada belki bir fikir ayrıcalığı yaşanabilir ama o büyüklüğü bilen futbolcular da bu adımları atacaktır. Bence kaliteleri de Şenol Hoca'yı eğer o performansı sergiliyorlarsa bu takımın lideri olarak şampiyonluk yolunda beraber yürümelerine katkı sağlayacaktır. Bir laf etti ya, soyunma odası transferidir Caner diye. İşte o Beşiktaş'ın aidiyetliğini, Beşiktaş'ın büyüklüğünü, Türkiye'deki konumunu anlatmak için. Aşil tendonu koptuğunda Ahmet Hocam koltuk denekleriyle geldi bir maç öncesi. Herhalde derbi maçıydı. Kritik bir maçtı. Hatırlamıyorum. Koltuk denekleriyle soyunma odasına geldi. Bütün futbolcularla tek tek konuştu. Maçı motive etti. Hepsi okey. Yani o tarafı Caner'in, çok üstü. Bence o tarafından bakıyor hoca. Caner'e çok olumlu bakanlardan biri de benim. Ama bir de gerçekler var. O gerçekler bir, kulüplerimizin ekonomik gerçekleri. İki, artık bize Z kuşağı diyoruz ya. Bu kuşak farkları da tamamıyla futbolun içine girmeye başladı. Öyle hocam. Artık benim görüşüme göre soyunma odası transferi yapacak kadar lüksü yok kulüplerimizin. Yani eğer soyunma odası transferi takımı motive edecekse bu her şeyden önce hocanın görevi. Bu her şeyden önce o takımda bulunan futbolcuların görevi. Hoca onları özel belki bazı maçlara özel motivasyonla hazırlar. Yani artık günümüzde bir futbolcu ben burada oturayım yatayım biri gelsin motive etsin devri tamamıyla geçti. Bence alacağınız her futbolcu elinizdeki futbolculardan daha iyi olmalı. O yüzden kararlarınızı ona göre vermeniz lazım. Bakın Ahmet Nur Çebi Başkan'ın son divan toplantısındaki sistemi de çok doğru ve haklıydı. Dedi ki bizim neredeyse 100 milyon TL ödediğimiz o futbolcuları ben buraya transfer etmedim. O futbolcular Beşiktaş'ta yatarak para kazandılar. Yani futbolcu bir geliyor ilk bölümde ne dedim? Göndermek isteseniz bile kimse gitmiyor Aykut. Öyle hocam. O yüzden transfer ederken iki kere değil 5 defa düşünmeniz lazım. Burada hem futbolcunun kalmak kendi kolay göndermek zor. Evet, kendi performansı, hem yaşı, hem gelecek planları hepsi çok önemli. Bence yani Beşiktaş yakında şu fotoğraf çok önemli olacak. Falanca kulübün falanca yöneticisi iki futbolcusunu takımdan gönderebildi. Bravo, tebrikler, alkışlar, oraya gidiyor iş. Almak kolay. Gönderebildi derken satarak gönderebildi. Almak kolay. Kontrattan kurtulmuş yönetici pozu daha değerli olacak yakın zamanda. Çünkü almak kolay. Alırsın, fotoğrafı verirsin. Bravo. İki sene sonra sen gidersin, borç ödenmeye devam eder. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bambaşka bir noktaya taşıyorum. Estağfurullah hocam, buyur. Beşiktaş, demin bahsettiğimiz o Lens'tir, Laiç'tir, o grubu hepsini gönderdi değil mi? Hepsinin paralarını son kuruşuna kadar ödedi mi?
O zaman oynat, çalıştır. Yok, hayır, o zaman abi. Bak ödedi. Ben onların parasını hepsini ödeyeceksem ya bari onları bir sene önce gönderirdim. Çalıştır o zaman. Aa, bir sene önce gönderirdim, bak, onların yerine başkalarını alırdım. Sıcak Ayşe. Haber, aynen hocam. Beşiktaş, Fas milli takımına başvurdu. Adresine yırtık olan Saiz'in Fransa maçını oynamamasını istedi. Önemli bir şey bu. Sercan hazır mı? Birazdan ya, Sercan'ı alacaklar, bir altını dolduralım. Bu tür açıklamalar beni üzer ya. Niye öyle? Yani konu bakın Beşiktaş, Fas falan değil. Sen bir takımın teknik direktörüsün. Sana işte bir kulüp veya bir futbolcu veya onun bir hocası ya hocam Dünya Kupası yarı final maçında benim oyuncumu oynatma diye ricada bulunuyor. Evet. Bakın oralara gelmiş hocalar da takımlar da kimi oynatıp kimi oynatmayacağını çok iyi bilirler. Bir dakika. O İtiraz hocaların ediyorum. Hepsi de neden? Cümlemi tamamlayayım. Doktorun alanına girdin şu an. Bak o hocaların hepsi de bir futbolcu sağlığını ön plana çıkardıkları için, iki kendi ekiplerinde sağlık konusunda çok uzman kişiler olduğu için onlardan alacağı bilgilerle o kararı verirler ve her şeyden önemlisi artık bütün teknik direktörler o futbolcularla kararları ortak veriyorlar. O zaman Ahmet Hocam. Sevgili Serdar, buna Ahmet gerek hocam, mi var? Şimdi eğer iş doktora geçiyorsa senin teknik direktörlüğün orada biter. Biter tabii. Sağlık. Evet. Ha ben Türkiye'de şunu gördüm. Bir yardımcı antrenör doktorla kavga etti. Tıpla kavga etti yardımcı antrenör. Tıbbı eğitimi olmayan bir yardımcı antrenör doktora sen yanlış yapıyorsun diye kavga ettiğini ben gördüm. O başka. Ama doktor diyorsa ki buradaki doktor bu iş sıkıntılı bir iş. Oradaki doktor hayır oynayabilir kardeşim diyorsa zaten tıp bitmiş demektir. Bunu hiçbiri de demez. Burada bence doktorun yetkisi vardır. Doktor der ki arkadaşlar hayır, bize filmler geldi, raporlar geldi. Bu adamı oynatmanız çok büyük risk taşıyor. 2 ay sahalardan uzak kalabilir. Oynatmayın oradaki doktora, hocaya değil. Oynatmayın oradaki doktora. Oradaki doktor ne der bilmiyorum. Ya hayır. Ama bunu talep edebilir ama be Ahmet nasıl? Abi. Bunu talep edebilir. Eder tabii. Ya eğer riski varsa ve doktor, kendi de oynamak şimdi, istiyorsa biz müsaade etmiyoruz diyebilir Beşiktaş kulübü. Şimdi acaba? Çok detaya gitmeden şu kadarını söyleyeyim. Bir, doktorların günümüzde özellikle hayati önem taşıyan konularda başkandan, yönetimden, teknik direktörden fazla hakkı var. Oyun içinde baş sakatlıkları ile ilgili doktor bunun çıkması lazım dediği anda teknik direktör bir şey yapamaz. Hakem de bir şey yapamaz, o futbolcu çıkar. Adalet sakatlıklarında teknik direktör daha yetkili doktorda. Tabii olay biraz farklı. Şimdi bakın her doktorun da bir Hipokrat yemini var. Ben oynayamayacak durumdaysam o doktor yeminin gereği ne kadar milliyetçi düşünürse düşünsün benim durumumu bana söylemek önce zorunda. Önce sağlık. Tabii. Peki sen takımın teknik direktörüsün. Fas milli takımın teknik direktörü. Beşiktaş sana dedi ki bir risk varsa benim futbolcumu oynatma. Aykut da senin futbolcun. Aykut geldi ya hocam ben hayatımda ilk defa belki de son defa canımı feda edebileceğim ülkem için bu yarı finalde sakatlığım riskli olsa bile oynamak istiyorum. Lütfen beni oynat dedi. O zaman tabii kabul ediyorum. Şimdi adama o yüzden şey, bakın çok boyutlu. Bunu kamuoyu şey önünde mi? Bu tartışmaları adama yapmamak adama ben bir lazım. Şey diyeyim ya Türkiye'de olabilir Fas'ın yerinde. Bir Türk futbolcusu da böyle söylüyor. Türk futbolcusu der ki bir dakika kardeşim ben finale gidiyorum ya. Ben tek kolla bile oynarım. Tek bacakla bile oynarım. Evet. Der. Evet. Der mutlaka. Ki oynayanlar da vardı. Vardır. O zaman ben de şunu söylüyorum. Ya arkadaş burada tıp diyor ki risk taşıyor. Sen oynadın 2-3 ay sahalardan uzak kaldın. Ben ne yapacağım kardeşim? Ben sana hem maaş ödeyeceğim hem de yerine stoper alacağım. Velev ki senin yüzünden de şampiyonluğu kaçırdım. Ne yapacağım? İşte o yüzden bence bu tür konuşmaları tamamıyla kamuoyu önünde yapmamak lazım. İkincisi bakın adalesinde yırtık olan Saiz diyoruz. Bugün hiç kimse adalesinde yırtık olan bir oyuncuyu oynatmaz. Adalesinde i̇şte yırtık zaten olan biri oynayamaz. Ama oynayacağım diyor adam. Ya onlar o oynayacağım dese bile teknik direktör ona der ki ya kusura bakma Saiz biliyorum. Sen o ayağını bile feda edersin milli takım için. Ama konu milli takımın çıkarıysa maç burada yarın, senin kadar kaliteli evet, bir futbolcu olmasa bile senin yerine sağlam birinin oynaması lazım. Saiz de bunu
kesinlikle anlayışla karşılayacak kadar bu işi bilen biri ya. Ya normali öyle. Yani ama burada işte, bence çok yani gereksiz yere bir gündem... Yok, başvurduysa bu haber değeri taşır. Haber değeri taşır. Hayır, Ahmet abi haber değerini söylemiyor. Diyor ki yani gereksiz bir çaba olmuş diyor. Yani orada işte Size'ın... Beşiktaş da kendini düşünüyor abi. Tabii. Bakın her düşünmesi kadar doğal bir şey de yok zaten. Düşünecek de zaten. Bakın, bu Galatasaray'da olsa, Fenerbahçe'de olsa kendileri düşünür. Bizim milli takımımıza futbolcu giderken de ben hem yönetici hem teknik adamların milli takıma haber gönderip de ya hocam milli maçtan sonra önemli maçımız var, mümkünse oynatma veya mümkünse bir devre oynat tarzında konuşmaların yapıldığını çok biliyoruz. O yüzden günümüzde bakın herkes kendi görev alanında doğruları yapsın yeter. Bunların hiçbiri sorun haline gelmez. Ama ve lakin burada şu da bir gerçek hocam. Size oynarsa bu haliyle bir de sakatlık yaşarsa ki hani Allah korusun. Adam zaten sakat. Adele'de yırtık var deniyor ya. Hayır daha da ileriye taşırsa. Bakın çekme değil yırtık. Yırtık daha var da demek. İleriye giderse. Şu an Beşiktaş'a geri dönsün. Nereden baksan 3 hafta yok. Derecesi daha da ileriye taşırsa. Tabii. Nasıl? Tabii 3 hafta yok hocam. Tabii. Yani. O yüzden Allah kimseye sakatlık vermesin. Temenni ediyoruz. Sahip hem orada görevini çok iyi bir şekilde yapsın hem de sağlam bir şekilde Beşiktaş'a gelsin. İnşallah. Birazdan Sercan'a da bağlanacağız tabii. Beşiktaş taraftarı durumunu merak ediyor Size'ın. Senin kulağına gelen bir şey var mı Beşiktaş kulübünün içinden Size'le ilgili? Yok. Bu bilgi. Bu bilgi. Yani Sercan anlatır. Ama rahatsızlık vardı onu biliyorum. Tedirginlik diyelim daha doğrusu. Ha tedirginlik. Vardı. Hoca konuda tedirgin. Çünkü iyi bir stoperden bahsediyoruz. Şimdi Serdar da satır arasında dedi ki Ahmet abi. Ben programın başında da söyledim. Size'le ilgili. Eğer Size sıkıntı yaşarsa Beşiktaş bu kez kozlarınız bir stoper için kullanacak. Orada artık kim olursa yani. Abi, sıkıntı yaşamasa bile bence Beşiktaş'ın bir stoper transferine ihtiyacı var. Zaten var ihtiyaç. Hocam Necip de var onu kullanamaz mı orada? Ya şimdi hani olmasa olmaz. Şimdi bunlar böyle benim çok cevaplamaktan keyif aldığım sorular değil ama çok açık dürüst olacağım yine. Necip şu ana kadar Beşiktaş'a katkılarıyla heykelinin dikilmesini hak eden futbolculardan biri. Ama her futbolcu kendi asli mevkisinde oynamalı. Necip de bir stoper değil. Yani günümüzde bazen bir gole bazen de belki de bir pozisyona ihtiyaç duyuyorsunuz şampiyonluk için. Bence asli görevi stoper olan şampiyonluk yarışında sizi taşıyacak kaliteye ihtiyacınız var. Tayyip Talha evet genç olması bile onun hala gelişmesi konusunda bazı ihtiyaçların var olduğunu gösteriyor. Saiz ki Şenol Hoca bence üçlü bir denemişti ama yine dörtlü oynamaya devam edecek gibi. Tayyip'le, Zayiş'le birlikte birinci sınıf bir stoperin daha Beşiktaş'ta olmasında fayda var. Eldeki diğer stoperleri bilmeme rağmen. Serdar öyle mi? Yani tecrübeli bir stopere daha ihtiyaç var gibi gözüküyor. Yani Wellington giderse bu arada. Ya o Montero'yu pek düşünmüyor. O açıdan söylüyoruz. Yani sayısal anlamda bir tane daha stopere ihtiyaç var. Hani mutlaka giden olacak diye. Montero'nun gideceği düşünülüyor. İstanbul'da bir takıma. Devre arası. Evet. Kayıp mı olur? Şu an itibariyle kayıp olmaz gibi gözüküyor. Bence de olmaz. Oraya iyi bir stoper. Tayyip'le, Saiz'le birlikte ki Emrecan Uzunan'dan uzun vadede beklentilerim benim gerçekten yüksek. Ama hem Saiz'ta hem Montero'dan hem Wellington'dan bu sene istediğini elde edemedi Beşiktaş. Ama Şenol Hoca Wellington'ın performansını çok beğeniyormuş, öyle diyor arkadaşlarımız. Şenol Hoca'nın oynattığı oyun, Sergen Yalçın'ın oynattığı oyuna yakın mı? Benzer mi? Benzer, üçüncü bölge oyunu. Böylesine stoperleri elde daha iyisi olsa onu oynatır. Stoperde hoca bir de tecrübeye öncelik veriyor. Ya, peki ben bir şey söyleyebilirim. Lütfen hocam. Şimdi dünya futbolu özellikle büyük turnuvalarda net görülüyor. Hep bir gelişim içinde. İşte turnuva başlamadan önce bize yarı finalde oynayacak takımları sayın deseydik. Fas'ı hiç kimse saymayacaktı. Tabii.
Hırvatistan'ı büyük bir ihtimalle yine hiç kimse saymayacaktı. Gruptan çıkar derlerden. Şimdi bakıyoruz, burada öyle maçlar oynandı ki artık yıldız futbolcudan çok takım oyunu ön plana çıkıyor. Beşiktaş'ın önde oynadığı, önde baskı yapıp topu çabuk geri kazandığı dönemlerde Wellington orta sahadaki oyunuyla çok da geçer not almıştı. O yüzden takım oyununun oynandığı bir takımda Wellington gibi deneyimli futbolcular her zaman iş yapabilir. Bakın bu takımlar eğer büyük takımları eleyerek buralara geliyorsa bu futbolcular arasındaki farkın çok da büyük olmadığının işareti. Bazı şeyleri abartmamak lazım. O yüzden hep güvenden bahsederiz biz. Eğer camianın, hocanın, arkadaşlarının bir oyuncuya güveni varsa o onun performansını 2'ye 3'e katlar. Kaldı ki Wellington hem Alanya'da hem Beşiktaş'ta harika işler yapabileceğini göstermiş, ispatlamış futbolculardan biri. Ben niye? Ben olsam bir tane yaparım diyorum. Ya bir takım sezonda bütün takımlarımız yapıyor. 15 tane transfer yapıyorsa en azından ya onun stoperlerinin de birinci sınıf stoper olması lazım. Kulübeye değil, soyunma odasına değil, tamamıyla 11'e yapılması lazım o transferleri. Yani şampiyonluğa gidiyorsa bir tabii takım tamamıyla stoperlerini gözü kapalı hem yazmalı değil mi? Tabii ki. Gözün kapalı evet işte. Mincai Ekim, Serdar Aziz gibi olmalı. Yani Beşiktaş orada çok mu değiştiriyor? Şimdi oraya bir tane kalıp var. Ya o şöyle Aykut, şimdi burada Ahmet Nurşevi'nin haklı olduğu bir nokta var kendince. Ben 7+4'e göre hazırladım kendimi diyor. O yüzden ben iki tane stoper, yerli stoper transfer ettim ve bunları bonservis bedeli ödedim diyor. Yani sadece bu sezon içinde ben Beşiktaş'ın önümüzdeki 10 yılını etkileyebilecek bir transfer çalışmasının içine girdim. 7+4, sonra herhalde 6+5 olacak diye düşünüyordu değil mi yabancı sayısı? Ona hazırlandım dedi. İki tane de işte Tayyip Talha, Emre Can aldım ya, diyor. Peki bir şey sorayım. Sence bu sene şampiyonda oynayacak Beşiktaş'ın iki ideal stoperi Emre Can'la Tayyip olur mu? Bence olmaz. Yani tecrübe olarak olmaz tabii. Bence olmaz. Bir bakın, tanesi Tayyip, bir tanesi yabancı bakın, olur. Beşiktaş'ın bu ben kendimi ona göre hazırladım açıklaması belki önümüzdeki sene, bu sene gelişecek bazı futbolcularla yerini bulabilir. Ama Beşiktaş bu sene bile üçüncü yerliyi bulmakta dönem dönem zorlandı. Tabii ki çünkü Emirhan'la Rıdvan gitti. Ya aslında Tayyip Talha da gelmeseydi ne olacaktı? Ben sana bir şey söyleyeceğim Ahmet Hoca. Hı? Serdar Saatçi vardı sende. Ne diyorsun Serdar Saatçi? Ben bugün Saatçi çok direkt gidiyorum. Bence Beşiktaş'ın ilk 11'i için çok erken. Yok yok. Şimdi bak kalıp hocam, gelişecek futbolculardan biriydi. Emre Can da Tayyip de ilk 11 için hemen düşünülen oyuncular değil zaten. Elde işte Saiz var. Saiz'in yanında Tayyip'i oynatırız. 3 Türk hikayesinden dolayı. Efendime söyleyeyim. Saiz'e bir şey oldu. Wellington'u oynatırız. Montero'yu oynatırız gibi. Necip var. En kötü ihtimal. Emre Can da işte planlamanın doğrultusunda geleceğe yatırım. Serdar Saatçi de geleceğe yatırım açısından soruyorum. Beşiktaş'ta kadroda olsa fena mı olurdu? Ya bence iyi olurdu. Hani 7+4, 6+5 gidiyorsa. Ben demin söyledim. Kısa vade yarışma, uzun vade planlama. Uzun vadeli çalışmalarda yeteneğinden emin olduğunuz, hele hele kendi öz kaynağınızdan gelen o kalitede futbolcularınız varsa onları siz hazırlayın. Başka kulübe vereyim, orada oynasınlar, ben onu çok tercih etmiyorum. Etmiyorsunuz. Eğer hocalıksa her hoca kendinin en iyisi olduğunu düşünür. O zaman Serdar Saatçı'nın hocası da en iyisi benim diyorsa ona sahip çıkacak, onu geliştirecek. Onu geliştirmek demek sadece antrenmanlara çıkarmak değil, yeri geldiğinde sahaya da sürmek demek. Sergen Hoca'nın Rıdvan'ı sahaya sürdüğü gibi, Ersin'i sahaya sürdüğü gibi. Ama bir haksızlık yapıldığına inanıyor musun? Kesinlikle inanıyorum. Her şey bir tarafa bakın. Hem de öyle bir maçtan sonra İsmail Hoca onu sildi ki, yanılmıyorsam 75'te oyunu aldı. Hazırlık maçı. Sol bekte oynattı ve 5 dakika sonra sen koşmuyorsun, mücadele etmiyorsun diye ona taktı ya. Yanlış mı hatırlıyorum? Doğru hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorsun yani, hocam. Yani yönetim affetti. Evet. Git dedi oğlum dedi, tesislere dedi. Seni affettik dedi. Özür diledi çocuk. Ama tesislerde Valerian İsmail 3 gün onun yüzüne bakmadı.
Dedi ki yönetim kontrat uzatalım. Ya tamam uzatalım da ben diyeyim kontratı uzattım. Ya oynatmıyor beni. Yani beni kadroya almıyor daha doğrusu. Kontratlı kadro dışı bir futbolcu mu olayım haklı olarak? Valer İsmail ben istemiyorum dedi. Ya İsmail Hoca... Şimdi ben de o gün dedim ki yarın İsmail Hoca giderse... Evet. Ya ben onu söylüyorum. Yani hocanın getirdiği oyuncu sende kalıyor. Hocanın istemediği oyuncu gidiyor. Sen hocanın peşinden gittikten sonra ne yapacaksın? Senin bak öz kaynak düzenine yetiştirdiği bir oyuncu öyle veya böyle Braga gibi bir kulübün içine girdi. Ki Braga bir sıradan bir kulüp değil. Braga'nın menajer bağlantıları çok güçlü ve Premier Lig'de yakın ilişkileri olan bir kulüp. Demek ki bir potansiyel gördük. Ha, Serdar yapamaz, eder, edemez. O başka bir konu. Hatta Fenerbahçe'nin de ilgilendiği bir stoperden bahsediyoruz. Çok net. Bunu söyleyebilirim. Gitti bugün Valerian İsmail. Yok bugün. Ne olacak? O zaman bence Beşiktaş yönetiminin hoca ile bunu açık açık konuşması lazım. Yarın bugün onu sattılar ve Serdar'a diyelim 20-30 milyon euroya. Örnek veriyorum. Olacak değil de. Evet. Benim bu zararımı kim karşılayacak? Valerian'dan alacak halin yok. Bunu kabul eden yönetim de o i̇şte sorumluluğu üstleniyor o kadar. Bakın İsmail Hoca benim kendi şahsi görüşüm o dönemde kapris yaptı. Resmen kompleks yaptı. Bazı futbolculara diş geçiremeyen hocalar olur. Gider diş geçirebileceği birini bulur ona yüklenir. Ben Beşiktaş camiasında 1,5 sene görev yaptım. O onura o şerefe layık oldum. Beşiktaş öz kaynak düzeninden gelen bir futbolcuyu yeterli bulmayabilirsin. Oyun anlayışı sana uygun değildir. O yüzden onu istemeyebilirsin. Hepsi kabul. Ama orada hiçbir futbolcu için, bakın çok iddialı bir açıklama, bu forma için, bu arma için mücadele etmiyor, çalışmıyor diyemezsin. Hocam bir de... Hiçbir genç futbolcu bunu yapmaz. Serdar bunu yapmaz. Öz kaynak düzeninden gelen hiçbir Beşiktaşlı bunu geçmişte yapmadığı gibi bundan sonra da yapmayacaktır diyorum. Bu derece iddialı konuşuyorum. İşte hocam gereksiz ego, gereksiz tartışmalar koskoca Beşiktaş kulübüne zarar veriyor ki Serdar %100 haklı. Yarın bu oyuncunun üzerinden belki de Beşiktaş kulübü çok ciddi para da kazanabilirdi yani. Ya tabii ki. Şimdi mesela Ozan Kabak örneği var hocam. Çocuk oynadı, kulübüne Galatasaray para kazandırarak gitti. Sevgili Aykut. Buyur hocam. İsim vermeyeceğim. Büyük bir kulüpteyim. Bir teknik direktör, oradaki bir futbolcu için ya bu kesinlikle bu takımda oynayamaz, bu futbolcu mu? Bunu hemen gönderin diye yönetime rapor verdiğini biliyorum. Yöneticileri artık taciz edercesine bunu gönderin dedikten sonra yöneticinin bana ya hocam dayanamıyoruz artık biz bunu göndereceğiz diye bana geldiğini biliyorum. O futbolcuyu ben takımda tuttum. Hocaya dedim ki hocam sen bunu istemeyebilirsin. Ben burada senin yardımcın olarak bu futbolcuyla daha önceden beraber çalıştım. Onun buraya çok şey katacağını biliyorum. Her şey bir tarafa. Benim bu iddialarımdan dolayı bu futbolcu takıma, kulübe, sana hiçbir zarar vermeyecek. Yalvardım o futbolcuyu orada tuttum. Sonra da o takımın en iyi futbolcularından biri olarak tarihe geçti o ya. Bazı futbolcular orada bu şekilde tutuyor olmak lazım. İnat etmek Çünkü lazım. Çünkü o hocanın niye onu göndermek istediğini ben biliyordum. Futboldan anlamayan biri ona gaz vermiş. Bundan bir şey olmaz diye. Hoca da onun etkisinde kaldığı için o ismi size verdiğimde şaşıracaksınız. Ben biliyorum onu. Anlatmış. Orada vereceğim. Yani ciddi bir gündem oluşturacağı için bu ismi söylemiyorum. Yazık günah. Serdar'a da Beşiktaş camiası öyle veya böyle İsmail Hoca'nın kaprisleri yüzünden yazık etti. Yani şimdi şey diyorlar mesela. Şimdi Ersin mi kalede, Mert mi kalede? Görüntü o ki Mert herhalde oynayacak. Bilmiyorum öyle mi Serdar? Tecrübeyi tercih eder hoca. Mert. Sadece tecrübe değil, aynı zamanda şu da önemli bir faktör. Şenol Hoca dedi, topa sahip olan bir oyun oynayacaklar. Geriden oyun kuracak Beşiktaş. Evet. Mert'in bu konuda da Ersin'e göre daha avantajlı olduğunu biliyoruz. Doğru. Yani bu Ersin kötü kalacağını değil, tercih. Kesin değil. Tamamen tarz. Aynen. Ersin'in de forma giyeceği maçlar olacak. Zira Türkiye Kupası'nda Ersin'i oynatıyor mesela. Onu da hazır tutuyor hazırlık maçlarında. İlk geldiği maçta yaptı hemen bu değişikliği. Tabii. Bu çok net bir mesaj. Sistemi değiştirdi. Mert devam edecek. Muleka ile ilgili çok sorular geliyor Serdar. Yani... Muleka'yı hoca çok tutuyor. Yani şöyle tutuyor, hemen böyle oynattım anlamında değil. Uzun vadede Bakambu'dan bahsetti. Bakambu'dan daha iyi dedi. Bakambu biliyorsun. Evet. Tabii. Öyle bir golcü.
Ondan daha iyi diyor. Yani potansiyeli var demeye getiriyor. Hatta şu anki performansı ondan daha iyi anlamında söylemiyor. Ahmet abi Bursa Spor'da da beraber çalıştı değil mi Cedric Bakanbu'yla Şenol Hoca? Evet. Çalıştı o dönemde çalıştılar. Tabii tabii. Bu şeyde de... Ama Bakanbu biraz daha farklıydı. Bakanbu biraz daha kanattı. Bu biraz daha santrofor gibi. Bunu zaten biraz daha santroforda tercih evet. ediyor sanki hoca. Bu şeyde Cenk, Muleka, Redmond ve Tayfur. Tayfur da bu arada... O da joker bir oyuncu. O da yani hakikaten çocuk kendisini... Ben de varım diyor yani. Ama basa her basa... yerde oynayabiliyor. Bak onu Valerian İsmail de çok değerlendirdi. Ya, bazen 3. bölgede de oynattı. Ya doğru da benim şahsi görüşüm. Bana bir sağ bek lazım. İyi bir Rozier'in olduğu yerde Rozier önceliklidir gibi. Tabii. Sağ açık lazım. İkinci bir sağ bek lazım hocam. Hayır mutlaka. Sağ açık lazım. Ya Gezal varsa zaten tartışılmaz bile. Ama Redmond... Bu hazırlık döneminin yıldızı konumuna geldi. Yani direkt oynatabileceğim bir oyuncu. Onu tercih edersin. Beğeniyor musun hocam Redmond'u? Redmond'u beğeniyorum tabii. Yani her şey bir tarafa. Serdar A sınıf futbolcudan bahsetti. Redmond o bahsettiği tarzda A sınıf bir futbolcu değil ama her zaman hele hele bizim ligimizde her takımda gözü kapalı oynayabilecek çok önemli bir futbolcu. Yani Premier Lig'de kendini kanıtlamış bu tür futbolcuların. Kaldı ki çabukluğu çok önemli bir avantaj. Beşiktaş için bakın Şenol Hoca dörtlü oynuyor ise iki tane kanat oyuncusuna ihtiyacı olacak. Bunlardan bir tanesi Enkudu, bir tanesi Redmond. Bir üçüncüyü sayabiliyor musun sevgili Serdar? Gezal yok orada oynatacağı. Yok. Genç Oğuzhan'ı orada oynatabilir. Mesela mecburen santroforlardan birini oraya koyacak. Belki de bu transfer döneminde Beşiktaş oraya çok etkili bir kanat oyuncusu buluyorsa sola. En kısa yani elinizde Enkudu var, Redmond var. İkisi de sağda da oynar, solda da oynar. Ama ben solda oynayacak birini tercih ederim kendi adıma. Bu Beşiktaş'ın ihtiyaç duyduğu mevkilerden biri bence. Bir Beşiktaş taraftarı diyor ki Serdar abi Deli Ali mi bizi kazanmalı, biz mi Deli Ali'ye kazanmalıyız diyor. Yani bir adım atamıyor diyor yani. Yürüyecek hali yok. Soru yani. Serdar'a bana Serdar'a. Olsaydı cevap abi bir şey söyleyeceğim. Yok hocam da cevaplayabilir. Sıkıntı değil de. Hoca Deli Ali üzerinde çok duruyor. Şenol Hoca. Yani %30'unu kazansa Şenol Hoca ona yeter. Var çok mı? Sıra dışı bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama taraftar mutlu değil Serdar. Yalnız şu var. Taraftar hemen o Premier Lig'deki Deli Ali olmasını istiyorsa yanılıyor. Öyle bir beklenti içine girmeyeceksin. Öyle bir ihtimal çok yüksek olsa zaten Everton sana göndermezdi. Orada ya, sen haklısın bir şey diyemem. Premier Lig'de de o üst düzeyde performansını ne kadar sürdürebildi o da ayrı tartışılır. Bakın teknik yönden bir kapasite var. Böyle çok kaliteli değil. Benim gözümde çok iyi futbolcu, çok kaliteli futbolcu. Teknik kapasite kadar oyun disiplininden, takım taktiğinden, özverisinden, kulübe olan aidiyetinden hiç şüphe yok. Hep geçer not alan futbolcudur. Bunlardan birileri yoksa o zaman maalesef performans düşüyor. Şu konuda hiçbir zaman diyelim olumlu yaklaşmadım. Bir futbolcunun %40'ı bana yeter, %70'i yeter. Günümüzde yetmiyor. Her hoca her futbolcudan %100'ünü almak ister. Her maçta %100 verilemez. Onu da biliyoruz ama böyle %100'e yakın yerlerde kesinlikle oynamak lazım. Çünkü bazen bu alışkanlık oluyor. Kötü örnek oluyor. Yani bunun %30'u yeter diyor. Aykut diyorsun ki ben de o zaman %40'ımla oynayayım. Biraz çarpıcı olacak. Bizim ülkemizde futbolcuya dayalı düzenin olduğu takımlar var. Şampiyon olmaları mümkün değil. Hocaya dayalı takımlar var. Şampiyonluğun en yakın adayıdır. Fenerbahçe'yi oraya örnek vereceğim. Bugün hoca takımı diyebileceğimiz en önemli şampiyon adaylarından biri Fenerbahçe. Çok önemli bir şey söyledi Serdar. Demin onu bir konuştuk hocayla. Evet. Çok ilginç bir şey söyledi. Futbol kültürü futbolcuya dayalı bir sistem olduğu için şimdi ne yönetimler ne de hocalar tam olarak istediklerini yapamıyor. Her kulübün görevi, her hocanın görevi eldeki futbolcuyu kazanmak için doğru olan her adımı atsınlar. Ve iddiam da şu, Beşiktaş'ta, Şenol Hoca'da
Delali'yi kazanmak için şu an her türlü adımı atmış durumdalar. Bundan sonra da Delali artık adım atsın ya. Tabii canım. Yani Ahmet Nur Çebi Başkan ne dedi? Onlar takımdan ayrı idmana gelip 100 milyonlarca TL'mizi aldı bu futbolcular. Onlar bir şey yapmasa da paralarını alıp gidiyorlar. Tabii canım. Delali o... Sen şey için diyorsun işte, Laiç. Tabii canım ya. Neydi? Eğer Laiç bunların sınıfına girecek Douglas. Başka futbolcu varsa takımınızda, bakın onları hemen gönderin. Nasıl olsa o parayı ödüyorsunuz onlara. Gönderin, bazı onların orada olmaması bile bir kazançtır ya. Beşiktaş kulübünün sabah değil. Takım idmana geldiği zaman karşılarında böyle bir pozitif enerjiyle, ya günaydın arkadaşlar, birlikteyiz, ne güzel diyen bir Serdar görmek var. Bir de onları aşağı çeken bir Serdar görmek var ya. Öyle öyle. O yüzden bu Türk ama futbolunun... Ama onlar işte o yüzden idman saatlerini takımın idman saatlerine denk getirmiyorlar. Ayrı sahalar. Çünkü kadro içerisinde mutsuz futbolcunun mutsuzluğu bulaşıcıdır. Öyle, kesinlikle katılıyorum. Ya gelirken, bunları alırken düşüneceksin. Cenk maşallah bayağı bir eskiye hırslı dönüş sinyali verdi. Hırslı. Zaten Cenk hep böyle. Bu seviyede. Hırs olarak hep bu seviyede. Demek yani nereyse, Everton'a da gitse, oraya da gitse hep bu seviyede. Demek ki iyi çalışıyor hocam. Ya Cenk'in profesyonellik... Kendine iyi baktığını iyi çok bakıyor. Net söyleyebilirim. Cenk'in profesyonellik anlayışı mükemmel. Bakın, futbolcunun sağ dışı özellikleri, karakteri de çok önemli. Cenk'in ailesi bizim klasik dört dörtlük insanlığıyla, efendiliğiyle çok iyi bir aile. Cenk'e çok iyi bir aile eğitimi vermişler. Cenk aldığı futbol eğitimi bir tarafa, aldığı okul eğitimiyle bile günümüzde çağdaş futbolcu seviyesine gelmiş, karakterli, eğitimli bir futbolcu. Özelde yetenekleri var. Cenk bulunduğu takımda hiçbir zaman sorun yaratmayacak futbolcuların başında gelir. Oynamadığı zaman bile oynuyormuş gibi o takıma sahip çıkar. O yüzden bakın, oynamadı fazla, sorun yaratmadı. Son dakika oyuna girin dendi, orada bile sorun yaratmadı Cenk ya. O yüzden... Orada şey dedi ya Sercan'ın röportajında. Valerian'a gittim dedim, hocam hazırım, kendimi iyi hissediyorum. Oynatmadı diyor. Bir Karagümrük maçı var, son bir dakika oyunu almasına da mesela Beşiktaş taraftarı değil mi Serdar, çok anlam veremedi. Ya dediler ki yani içeride, maç başına mı ihtiyacı var? Dediler ki Cenk'in dediler. Kaç kişiyle konuştum. Dedi hani bu olay niye bu kadar büyütülüyor falan. Hani futbolcu oyuna girdiğinde bir dakikada kalsa, iki dakikada kalsa görevi geri oynamak zorunda falan diye. Siz dedim, Allah aşkına dedim ya, Türk futbolunu bilmiyorsunuz siz dedim. Bunların dedim büyük bir sorun olacağını kestiremiyor musunuz ilerisi için? O son bir dakika olayı mı? Ben Valerian İsmail'in yanına o yüzden yardımcı bir Türk antrenör. Taktiğine karışmasın, ne yaparsa yapsın. Ama desin ki hocam... Taktiğine niye karışmasın ya? Yok. Çatır çatır onu, tartışsınlar. Onu geçtim ya. Şunu karışsın yeter. Hocam Cenk'i bu dakika sokma. Bir dakika sonra maç bitecek. Sıkıntı olur. Hocam bak, taraftar Necip'i yolluyor. Hemen çıkar mı oyundan? Biraz soğusun, öyle çıkar. Gibi şeyleri üflesin kulağına yeter. Ama öyle bir hava vardı ki, o gelmeden önce bu ülkede futbol yokmuş sanki. Ya şimdi... Ya Kali de geldi hocam bu ülkeye değil mi? Evet. Yanında çalıştı. Evet. Kali'nin bile böyle bir egosu yoktu ya. O da Ahmet ya. Abiyle iyidiler. Ki egosu olsa da haklıdır ha. Kali yani. Ya şu var. Feldkamp'tan bahsediyorsun. Biz oyun başladığı anda bizi bazen pistte yan yana görürlerdi. Böyle işte iki tane birbiriyle anlaşan iki hoca olarak yorumlarlardı. Biz hocayla orada ne fikirler çatıştırırdık. Evet. Apayrı bir şey. Hocanın, Kali'nin başarılı olmasındaki en önemli faktörlerden biri odur. Ben birini ekibimde tutuyorsam ben ona güvenmek zorundayım derdi. Kali bana hem insanlığıma, hem karakterime, hem de futbol bilgime güvendi. Biz her şeyi tartıştık. Yeri gelince fikir ayrıcalıklarını aşırı derecede... Ama şunu söyleyebilirdi ya, ben Türk hoca istemiyorum kardeşim. Ben kendi ekibimle Almanya'dan hoca getireceğim. Ben güvenmiyorum Türkleri falan. Diyebilirdi belki. Onu dediği anda o zaman başarısızlık geliyor. İşte geldi. Bakın, Kali ile özel bir şey anlatacağım. Tabii hocam, transfer, iki dakika var. Transfer görüşmesi. Hatta bir dakika hocam. Transfer görüşmesi, Kali ile anlaşılmaya karar verildi. Benim de orada kalıp kalmayacağım bile belli değil. Kali'ye dedim ki hocam hemen transfere başlamanız lazım. Ben dedi kimseyi tanımıyorum.
Nasıl dedi transfer yapacağız? Hocam dedim bir hafta içinde yerli transferleri bitirmezseniz bunu diğer takımlar alacak. Ahmet dedi doğru mu söylüyorsun? Evet hocam. Hemen dedi Ahmet hocanın dediği yerli futbolcuları transfer ediyoruz. O futbolcuları transfer ettik. O futbolcular da Galatasaray'ın UEFA şampiyonluğundaki kilit oyuncular oldular sevgili Aykut. Kesinlikle bakın, hocam. İlk defa birlikte çalışacağının birine sözüne güvenerek yapıldı o transferler. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Çıkalım mı reklama? Reklam arası saat başı devam. Gelelim Fenerbahçe'ye. Atladığım Beşiktaş'la ilgili bir şey kaldı mı Serdar? Sormadığım Muhammed Yo. Abi senin konuşmak istediğin Beşiktaş'la ilgili. Ya Beşiktaş'ın önümüzdeki dönemde de Trabzon'la beraber şampiyonluk yarışının içinde olması Türk futbolunun çıkarı ne olur? Heyecan rekabet. Olarak, evet, futbol severleri son derece ayrı bir noktaya taşır. Bence Şenol Hoca ile birlikte yaptıkları bu tercih hem Beşiktaş'a hem Türk futboluna hayırlı olsun diyorum. Futbolculardan da hocaya doğru adım atmalarını bekliyorum kendi adıma. Taraftar da o yönde hocaya katkı sağlayabilir. O adım atacak oyuncuları da isim isim zaten İlk sıraya Delali'yi yazdık zaten. O adım atarsa zaten çok farklı bir boyuta geçer. Ötekileri de beraberinde çeker. Tabii. Jesus farkı var her programda söylüyoruz. Evet. Ama Fenerbahçe forvette ve orta sahadaki oyuncu kalabalığının yani kafası rahat ama bir o kadar da stoperi düşünüyor. Stoper takviyesi yapacak ki Samet Akaydın'la da diplomasi sürüyor Ahmet abi, sevgili Serdar. Fenerbahçe takımı bir stoper aldı mı bu işi tamam diyebilir mi? Gerçi yani şampiyonluk için daha çok var ama. Büyük bir avantaj yakalar benim görüşüme göre. Şimdi Fenerbahçe'nin oyununu nasıl tarif ediyoruz? Ofansif oyununda bir sıkıntı yok. Yani futbolcular oynamaktan keyif alıyorlar. Kendi aralarında pozitif rekabet var. Pozisyon üretiyorlar. Gol buluyorlar. Hepsi güzel. Fenerbahçe'nin bütün sıkıntısı defansı öne çektiği anda defans arkasındaki o geniş alanı savunmaktaydı. Onun için de hem oyuna hem oyuncuya ihtiyaç var. Şu an eldeki Serdar Aziz ve Zalai'yi ben oraya kesinlikle yeterli görüyorum. Bir dönem Gustavo Henrique iyi bir performans sergiledi ama o geniş alanlarda onun da ağırlığından dolayı ciddi sorunları olacak. Almasa da olur mu hocam? Ya almasa da mutlaka olur. Mutlaka ama yani siz buraya geldikten sonra hele hele uzun yıllar şampiyonluğu hedeflemiş Fenerbahçe'nin şampiyonluğa bu kadar yakın olduğu bir yılda bence hiç riske girmemeleri bunun için de eldekilerden daha iyi bir stoperi oraya almaları onlar için çok büyük bir avantaj olur. Kaldı ki beklerde eldeki oyuncularla da hiçbir sıkıntı yaşamadan o çözümleri defansif yönde üretebilecek bir Fenerbahçe var. Almalı diyor Ahmet abi. Yani almasa olur mu sorusunu sana da yönelteyim. Fenerbahçe stoper. Ben santrafor mu diye soruyorsun yok. Dedi. Tabii ki. Zaten onun sezon başında da hoca Cesc Hoca istemişti. Samet'in de adı geçti. Tayyip Talhan'ın da adı geçti. Serdar Saatçı'nın da adı geçti. Orada bir tane Türk pasaportlu stoper zaten hoca istiyor. Belki ilk 11'e düşünüyor. Belki kadro rotasyon için düşünüyor. Ama şeye hani bu Pedro'nun sakatlığından sonra santrafor olayı sayıyorum. Batshuayi. Juan Perez. Batshuayi yok yok. Ha şey. Joao Pedro. Batshuayi var. Serdar var. Valencia var. Bir de Joshua King var. Yani o bölgede bence aradıklarını zannetmiyorum. O kafası rahat diyor. Kafa çok rahat orada. Orta sahada kafa rahat. Ama savunmada ciddi sıkıntıları var. Tabii savunmadaki bu yenilen goller onun o sıkıntılardan mı kaynaklanıyor yoksa o taktiğin getirdiği bir dezavantaj mı onu bilmiyoruz. Ama orada bir sıkıntı olduğu net. Ve o sıkıntı tek bir transferle de kapanacak bir sıkıntı değil. O transferin de o yapının da sürekli birbirleriyle oynanmasıyla kapanacak bir sıkıntı. Ama üçüncü bölgesi çok iyi bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Yani sen o Fenerbahçe'nin zayıf noktasına gelmeye çalışana kadar çok daha ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyasın. Fenerbahçe'nin üçüncü bölgesi. Çok iyi. Orta sahası da çok iyi hocam. Katılıyorum. Beklerde bilmiyorum. Hani birinci sıkıntı savunma deriz. Stoper attı deriz. Bekler belki ondan sonra ama
bence savunma sıkıntısının yanında bekler sıkıntısı önemli bir sıkıntı değil. Hocam kaleci sıkıntısı var mı bu takımın? Yani onda da böyle kaleci yedek kaleci var. Var İrfan Can, Eri Bayat var. Ne bileyim, bilmiyorum. Yani ben kendi adıma oraya bir transfer düşünmem. Çünkü İrfan Can Eri Bayat'ın Göztepe'deki bir ara performansı bence hepimiz tarafından takdir edilmişti. Son dönemde ufak bir düşüş yaşadıysa da onun nedenleri çok farklı. Şimdi bu dönemde Fenerbahçe ikinci kaleci olarak İrfan Can'ı iyi olduğu günleri kastederek söylüyorum. İrfan Can Eri Bayat'ı alıyor desek herhalde herkes ya güzel iş yapıyor derler ve kabul ederlerdi. O yüzden ben İrfan Can'ın kesinlikle orada yeterli olacağını düşünüyorum. Kaldı ki Altay bu sene çok konuşuldu. O yüzden ben Altay'ın şu ana kadar Fenerbahçe'de devamlı yükselen bir trend içinde oynadığını iddia ediyorum. Hatta bu trend daha da yükselmeye devam edecek. Altay çok iyi bir kaleci. O yüzden sözleşmede uzattılar galiba abi. O yüzden Fenerbahçe bence hiç ihtiyaç duymadan, kaleciye ihtiyaç duymadan yoluna kesinlikle devam edebilir. Beklere bakıyoruz. Osayi Samuel orada bence iyi bir bek. Önden devşirme olmasına rağmen Ferdi'yi oraya çektiklerinde sağ bekte hiçbir sıkıntıları olmamıştı. Bildiğim kadarıyla Nazım Sangare sakat, hala takımda. Sola geçiyorsun. Ferdi ile birlikte Alioski var. Belki Çağatay'ı genç görebilirler. Ben ön dönem Lincoln'u bile orada kullandı hoca. O yüzden bence hocanın oyun felsefesinde defansif yönde hep biraz daha fazla risk alma düşüncesi var. Ama bunun karşılığını da daha fazla gol atarak alıyor Fenerbahçe. Hoca takımı o derece hakim ki ben bu Dünya Kupası arasında defansif yönde de Fenerbahçe'de çalışmalar yapıldığını, bu çalışmaların takıma olumlu yansıyacağını bekliyorum. Lig başladıktan sonra bunu çok net bir şekilde göreceğiz de. Şu Serdar Dursun'un açıklamaları hazır mı sevgili Güven? Serdar Dursun. O da Serdar Dursun'un açıklamaları da bence önemli. Bir Serdar hazır değil mi? Serdar Dursun'un açıklamalarına bakalım. Kendini ifade etmiş, net. Güzel açıklamalar. Evet. Semih de desin. Daha ne desin. Ama orada biraz isyan da var. Yani oynamak da istiyorum hocam be diyor yani. Ya mutlaka. Medyada, ama onu o kadar seviyeli, o kadar kaliteli. Tabii. O kadar iyi bir karaktere yakışır şekilde yapmış ki olumsuz hiçbir şey sezmiyorsunuz. Tabii ki. Yani bakın biz şu açıklamaları da burada belki zaman zaman yaptık veya yapan arkadaşlarımız oldu. Ya oyun anlayışından dolayı Jesus Serdar'ı çok düşünmüyor. Onu ikinci yarıda düşünmeyecek. Ben bu fikirde değilim. Demin İsmail Hoca'ya konuşurken bazen kapris dedik, bazen kompleks dedik, bazı takıntılarından bahsettik. Jesus da öyle takıntılar İsmail yok. İsmail Hoca da Valerian İsmail. Valerian İsmail. Jesus Hoca'da öyle bir takıntı yok. Ama her hoca transfer ettiği futbolculara öncelik verir. Onu gayet doğal karşılamak lazım. João Pedro'yu o transfer etmiş. Batshuayi'yi o transfer etmiş. Bruma'yı da o istiyor. Forvet'ten bahsediyorum. Joshua King'i o transfer etmiş. Elinde bir de Valencia var. Bu dörtlü arasında en etkili santrofor. Serdar'ın onların gerisinde kalması gayet doğal. Kaldı ki oradaki bir engel de Avrupa Kupası'na liste veriyorsun. O liste de bizdeki gibi 28 kişilik liste değil. Öyle olduğu için de Serdar oraya yazılmadı. Yazılmaması onu biraz geride bıraktı. Çünkü hoca onsuz Avrupa Kupası maçları planlamak zorundaydı. Önümüzdeki dönemde Ziraat Türkiye Kupası maçlarında böyle bir liste söz konusu olmayacağı için Serdar'ın kesinlikle oynaması söz konusu olacak. Yani ilk yarıdan daha fazla süre alacak Serdar. Ben Serdar'a sonuna kadar olumlu yönde güveniyorum. Alacağı o süreyi de lige de olumlu yönde yansıtacak kadar iyi bir performans sergileyecektir. O yüzden hele hele João Pedro'nun sakatlığı daha da uzun sürerse Serdar bu takımın önemli bir parçası olabilir. O da vallahi takım içindeki düzenin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Serdar'ı devre arası istedi, birçok takım istedi sezon başı. Ama ısrarla kalmak istedi. Hatta bu devre arasında da gönderilebileceği, takasta kullanılabileceği de bilgisi geliyor. Ama inatla, ısrarla gerçekten kalmak istiyor, başarmak istiyor. Ne dedi? Fenerbahçe'de yerli
golcü, bir Semih Şentürk vardı. İşte bir de ben diyor yani hep genelde ağırlıkta hep yabancı santraforlar. Yani orada biraz da tabii yakınıyor da. Haklı, %100 haklı. Şöyle ikinci ligden geldi işte Bundesliga ikinci liginden ne olur gibi falan. Bundesliga ikinci ligi kimse şaşırmasın, bu ligden daha üst seviye bir lig. Yalan mı? Ya bizde çok iyi takımlar var. Ben bunu tamam, sen anladım ben seni. Tamam. Böyle kayıtsız şartlı zorluk derecesi daha yüksek, daha tempolu, daha böyle futbolun olduğu bir ligden bahsediyorum. Kimse kimseyi kandırmasın. Bugün Serdar Dursun örneğin bir Kasımpaşa'ya veya bir Kayserispor'a ya da Adana Demirspor'a gelmiş olsaydı ve gerçekten o Bundesliga'da gösterdiği performansı bu ligde de göstermiş olsaydı, bakınız Umut Bozok gibi, bütün bu üç büyükler, Trabzon'da dahi dört büyükler Serdar'ı transfer etmek için kıyasıya bir rekabet içerisine gireceklerdi. Öyledir bu işler. Öyle. Hatta derler ki ya bu Adana Demirspor bulmuş, bu Kasımpaşa bulmuş, siz nasıl büyük kulüpsünüz, siz niye bulmuyorsunuz yorumları da gelirdi. Serdar'ın şanssızlığı doğrudan büyük bir takıma gelmesi. Ve gerçekten iyi santraforların arasında rekabete girmesi. Ama pes etmiyor. Ve ben beğeniyorum. Ben Serdar Dursun'u çok beğeniyorum. İyi bir golcü. Ben Serdar Dursun'a iyi bir golcü diyebilirim rahatlıkla. Bazıları küm eder, düşünür. Acaba bu takımın golcüsü değil, iyi bir golcü ama daha farklı takımlarda olur mu onu? Hiç katılmıyorum. Attığı gollere de bakıyorum zaten. Gerçekten diri, hızlı bir oyuncu. Ve o boyda olup da süratli olmak çok kolay değil. Ben Serdar Dursun'un çok daha iyi yerlerde olacağını tahmin ediyorum. Düşünüyorum, hak ediyor da. Ahmet abi? Geçen sene İsmail Hoca Fenerbahçe'ye geldikten sonra Fenerbahçe'yi taşıyan oyuncuydu. Pereira sonrası. Evet, İsmail Milli Hoca biraz gitti. Daha fazla şans verdi Pereira'ya. Hatta şu var. Serdar Dursun oynadı, Valencia oynamadı. Bu arada Pereira de Flamengo ile anlaşmış diyorlar. Vay arkadaş. diğer taraftan demek belki diyor ki o kadar kötü hoca değil. Biz de anlatıldığı kadar kötü, kötü hoca değil. Yani. Hoca kötü değil. Onun altını çizmek lazım. Hocada başka sıkıntılar vardı. Evet, biz de ne diyoruz ya, bu Ferdi'yi kim diyelim o mevkide oynatarak bu hale gelmesine katkı sağladı? Tabii. Kim Minje'yi kim buldu? Fenerbahçe'ye bu kadar para kazandırdı diye. Milli takıma bakıyoruz. O milli takımımızın maç kazandığı dönemlerde yine Serdar Dursun milli takımda da başroldeydi. Her oynadığı maçta golünü de attı. O yüzden Serdar benim için çok değerli bir oyuncu. Günümüz profesyonellik anlayışına son derece uygun, düzgün, kaliteli, karakterli bir futbolcu. Oyun anlayışı diyorsak da günümüzde Jesus'un oyun anlayışında da hareketlilik ön plandadır. Böyle olduğu için de hep o hareketlilik içinde futbolcuların alan yaratmalarını, yaratılan o alanlara girip önde değişerek iş yapmalarını istiyor. Serdar Dursun bunların hepsini yapabilecek bir oyuncu. Önde klasik bir şekilde bekleyen, sırtı dönük, sadece hava toplarında işte ben iyi kafa vuruşu yapıyorum diye iki vuruş yapmaya çalışan biri değil. Sahanın her bölgesine gidiyor. Pas oyununa katkı sağlamaya çalışıyor. Bence Fenerbahçe'ye ikinci yarıda da Serdar Dursun'dan çok ciddi bir katkı gelecektir. Hak ediyor da Serdar bunu. En güzeli de şu. Serdar'ın daha sportif hedefleri var. Yani daha defteri kapatmamış. Ben Fenerbahçe'de kalıcı olacağım kararında bir Serdar görüyoruz. Yani bu çalışkanlık, bu özveri olduğu sürece Serdar her zaman ligimizde iş yapar. Yani Kingler'in olduğu yerde, Ener Valencia'ların olduğu yerde çok zor. Şeyde de işte Cenk de mesela hatırla, o dönem Gomez'li dönem, Mario Gomez'li dönem gelmemiş miydi? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Evet. Birlikteydiler. Mesela orada da hiç yüksünmedi Cenk. Biri kendi milli takımını etti, Türk milli takımını, öbürü de Alman milli takımını etti. Yani Fenerbahçe Cenk de evet, Serdar Dursun'a benzetiyorum şey olarak, teslim olmama anlamında, formayı kapma savaşından vazgeçmeme anlamında. İkisini birbirine benzetiyorum karakter olarak. İkisinin de çok doğru bir temel eğitimi var. Güven. İkisi de Bundesliga hocam. Alman futbol kültürünün adamları bunlar. Oraya ben girmek istemedim ama temel eğitim okey. Güven. Bir de şey vardı ya. Fenerbahçe son 4 maçta dörtlü savunma hattıyla çıktı ama sistem değiştiriyor Jesus. Bir detay haber var. Oraya bir zoomlayalım. Üçlü savunmaya dönüş. Hazır mı? Bir girelim. Ahmet abi, senin uzmanlık alanın bu
kısım bu haber. İşte dörtlüydü, üçlüye dönüyor vesaire. Ama haberimizde Serdar Aziz, Gustavo Zalai üçlüsü var. Evet. Zaten bu üçlü herhalde bu ligi götürebilecek bir üçlü mü? Ya mutlaka. Şimdi orada futbolcularla ilgili çok detaya girmemek lazım. Zalai ve Serdar Aziz'e benim kalite olarak da güvenim oldukça yüksek. Gustavo Henrique'den sadece, ki son maçta Salernitana maçında o üçlünün ortasında oynattı. Çok önde oynayınca biraz ağır kalabileceğini düşünenlerdenim. Ama oradaki futbolcu tercihlerinden ziyade oyun anlayışı çok önemli. Fenerbahçe önde baskı yaptığı sürece, yani defans arkasına o topları fazla oynatmadığı sürece bu üçlü stoper hattı da daha rahat edecek. Üçlü stoperle oynadığında yine büyük bir avantaj. İki tane bekini çok daha ofansif kullanabiliyor Fenerbahçe. Kaldı ki işte sol bekten bahsederken Lincoln'u bile sol bekte kullandı diyorduk. Üçlü oynadığı zaman sol beke kadar gelmeden orta sahanın sağındaki, solundaki oyuncular çok ofansif oluyor. Bir tarafta Lincoln, bir tarafta Ferdi. Düşün, onun önündeki 5 oyuncu da hepsi son derece ofansif özellikli oyuncular. Fenerbahçe önde baskı yapmayı da bilen bir takım. İlk yarının o yoğun maç programı yorgunluğu da tamamıyla bu dönemde en azından atılmış durumda. Yine o tempoya sahip önde oynayan bir Fenerbahçe göreceğiz. O yüzden nasıl Fenerbahçe'de bu dönem üçlü mü dörtlü mü hiç tartışılmıyorsa ikinci yarıda da böyle devam edecek. Ama hocanın geride dörtlüye dönmesinin nedeni sakatlanan stoperler oldu. Henrique sakatlanmasaydı kesinlikle yine üçlüyle devam edebilirdi. Kaldı ki üçlü oynadığı zaman bu iki stoperi çok ofansif kullanmasının en önemli nedeni Arao'yu tek ön libero gibi kullanıyor. Bazen Zaiç'le, bazen İsmail'le, bazen Crespo'yla birlikte bile oynatsa ilk dönemde sadece biri ofansa giderken son dönemde Arao dahil Zaiç, Crespo'yla birlikte ikisini birden ofansa gönderen biz Jesus gördük. O yüzden temposuyla, kalitesiyle izleyenlere de keyif veren bir Fenerbahçe var. Yani şu an için liderseler bunu hak ederek lider oldular. Altını çizmek lazım. Hoca da iyi bir teknik adamın yapması gerekenlere örnek teşkil edecek. Çok doğru işler yaptı şimdiye kadar. Gelelim Dünya Kupası'na. Dünya Kupası da bitiyor be Serdar. Bu akşam Arjantin, Hırvatistan. Yarın Fas Fas Fransa. Orada kalmış aklım hocam. Şimdi Arjantin, Hırvatistan'la başlayalım. Arjantin'in zaten senin favorin. Gücü belli, oyuncu kalitesi ortada. Hırvatlar son finalist. Onlar da çok gelişim gösterdiler. Gerçekten öyle. 2008'den bu yana hep bir yükseliş trendi. Bilic'den sonra özellikle. Yani Hırvat futbolunu, Balkan futbolunu burada oturup anlatacak da halimiz yok. Ama sistemleri birbirine ters iki takım. Sanki ben yine böyle bu maçın böyle hocam uzayacağını hissediyorum. Mesela Brezilya maçının uzayacağını, hatta penaltılarla Hırvatların geçebileceğini söylemiştim burada yayında. Burada da bu maçın uzayabileceğini düşünüyorum, hissediyorum. Hırvatlar bu konuda çok inatçılar. Tabii Ahmet abi detaylandırır da. Sen tangacıları seviyorsun. Maradona'dan ötürü, Messi'den ötürü Serdar. Tabii şimdi senin favorin Arjantin. Ama bir de Hırvatları da ciddiye almak lazım. Şimdi gerçeklere bir bakalım. Şimdi gönlümüzden geçenler ayrı. İşin gerçekleri çok farklı. Hırvatlar birincisi çok iyi bir kaleciye sahip turnuvada. Yani Hırvatları turnuvada buraya kadar kaleci getirdi dersek haksız sayılmayız. Haksız olmaz. Gerçekten de turnuvanın en iyi kalecilerinden biri. Hani Arjantin'i getirenlerden biri Messi diyebiliriz. O Meksika maçında attığı gol, efendime söyleyeyim. O Hollanda maçında yaptığı asist. Yani hiç kimsenin beklemediği asist. Hani Messi'yi ön plana çıkarabilirsin. Fakat bugün ne olur? Bugün Hırvatların kalecisi formda bir gündemi olur. Zaten Arjantin çok fazla pozisyon bulan bir ekip değil. Benim şu an için turnuvada gördüğüm kadarıyla. Yani ondan çok çok daha fazla pozisyon bulup da şu an turnuvada olmayan takımlar var. Ama Arjantin turnuvanın en akıllı oyununu oynayan ekiplerinden biri. Yani hakikaten Arjantin'e şunu söyleyebiliriz. Elindeki güce göre oynuyor. Elinde tek bir güç var. Messi,
iyi savunma yapıp Messi'nin asist yapmasını sağlayabilmek. Yani Messi'nin ayağında top varken o topu alabilecek isimlerin savunma arkasına koşuları, aralara koşuları gibi. Onu bu gece görebilecek miyiz? Hırvatlar ona müsaade edecek mi? Hırvatlar bunu Brezilya'ya fazla müsaade etmedi farkındaysanız. Hatta Brezilya maçında Hırvatlar bir ara oyunun kontrolünü elinde tuttu. Özellikle ilk yarıda. Yani Hırvatistan, sıradaki golü Hırvatistan atar çok oynayan olmuştur o maçta. Böyle bir baskı kurdu. Burada da Arjantin'e bu baskıyı kurabilir. Burada da senin dediğin gibi penaltıları işgalabilir. Uzatmaları gidebilir. Yani bence Arjantin'in en zor rakiplerinden biri Hırvatistan'dır diyebiliriz bu akşam. Hollanda'dan bile. Mesela ben Hollanda'yı zor görüyordum. Ama bu kadar iki tane golü üst üste yiyeceğini hiç tahmin etmedim. Biri penaltıda. Fakat Hırvatlar ciddi sıkıntı çıkartabilir Arjantin'e. Yani gönlümüzden geçeni bir kenara bırakalım. Bir de o coğrafya hocam sen daha iyi bilirsin. Yani Hırvatlar o yöre. Evet. İşte bizim Bosna, bunlar, Sırplar değil mi? Evet. Onlar inatçı insanlardır hocam. %100. Yani tuttuğunu koparan insanlardır. Bırakma. Şunu da ekleyelim Aykut. Hani Yugoslavya dağıldı ya. Tabii ki Yugoslavya birçok yapıdan oluşuyor. Hırvatları, Sırpları, Boşnaklar falan filan. Ama futbolu çoğunu belli ki Hırvatlar oluşturuyormuş. Her turnuvada varlar hocam. Varlar vallahi hocam. Avrupa, dünya her turnuvada var. Turnuvaya gelme alışkanlıkları var artık. Gruptan çıkma alışkanlıkları var artık. Finaller görme alışkanlıkları var artık. Gerçekten bir ekol ve en önemlisi Aykut'un da dediği gibi bölge olarak çok inatçı bir çok bölge. Çok inatçılar yani öyle tuttuğunu kopartan halk. O halk hocam. Ya siz şimdi futbolda olması gereken çok önemli bazı özelliklere değindiniz ama birinci sıraya bize teknik kaliteyi yazmıyor muyuz? Yani ayrı. O derece. Onu da sen söyle hocam. Onu da sen tamamla hocam. Yok her şey bir tarafa şimdi. Bizi eleştirdi değil mi Ahmet abi? Evet. Hayır. Eleştirirsin. Ama eleştirebilirsin. Sen bizi büyüğümüzsün abi. Eleştiri olarak değil. Yani bakın. Eleştirebilirsin hocam. Özellikle Balkan ülkelerinin futbola olan yatkınlığını biz ön plana çıkarırken ilk kastettiğimiz zaten eski Yugoslavya'ydı. Tabii. Yani ben Bursa doğumluyum. Ki Bursa'yı çok iyi bilen bir de Aykut var burada. Ya göçmeni çok sayıda o bölgeden aldığı için Bursa, evet. Bursa'daki futbolcuların teknik özelliklerinin yüksek olmasının temelinde zaten bu var. Arkadaşın da senin işte rahmetli Nejat Bjelić. Evet. Elvir Balić hatırla biz. Bravo hocam. Bursa'dan da iyi futbolcu çıkmasının nedenlerinden biriydi. Mutlaka. Balić bir tarafa, Bolić ayrı tarafa. Tabii. Yani o eski Yugoslav ekolünün tamamını söylerken şimdi takıma bakıyoruz. Takıma baktığımız zaman da hep Real Madrid dedik ya her şey bir tarafa. Orta sahada Modric belki de kalite olarak son dönemde uluslararası seviyede futbola damga vuran o ekstra A sınıf oyuncuların içinde olması gerekirken adı daha az konuşulanlardan bir tanesi. Şey doğru söylüyor. Belki Messi kadar marka değeri yok ama aynen öyle. Bu Dünya Kupası'nda da Kovačević ve Brozović ile birlikte orta sahada çok Kovačić. Çok iyi bir üçlü orta sahaları vardı. Bravo hocam. Bence takımın eğer buraya gelmesindeki en önemli faktörler diyorsak birinciyi kaleci olarak saydı. Livakovic. Ama ilginç. Livakovic. 29 yaşına gelmiş. Sadece Dinamo Zagreb'te oynuyor. Bu arada dünyanın sayılı kalecileri de o bölgenin evet, çıkarı. Yani oralara bizim belki Almanlar bir fazla göz daha var. Atmamız lazım. Nasıl bir dakika hocam? Bir daha söyle. Ya bizim o bölgelere yetenekli futbolcu ararken bir göz daha atmamız lazım. Belki de Türkiye'ye yabancıların ilk geldiği dönemlerin negatif etkileri sürdüğü için biz başka ülkelere öncelik verdik ama her zaman orada kaliteli futbolcular yetişiyor. Süleyman Seba onlardan biriydi. Allah rahmet eylesin. Pek Yugoslav oyuncu. O zaman Yugoslavya daha dalmamıştı. Bak almaya sıcak bakmıyordu. Nedeni de herhalde oyuncuların menajer ilişkileri, parasal ilişkileri, yani çok para talepleri, işte aldığı paranın karşılığı vermeme. Senin dediğin gibi en başlardaki aynen döneme denk geliyor. Evet. Ama yine de o bölgeye bakılması gerektiğini düşünüyorum. Seba da zaten Alman ekolüne dönmüş. Almanlar evet, disiplinli diyordu. İskandinav ekolüne dönmüş. İyi bir kaleci. Önlerinde Lovren, Gvardiol. Biri Liverpool görmüş. Kariyerinin evet, en olgun dönemini yaşıyor. Diğeri de Leipzig'te. Şu an piyasa değeri... Sosa'yı diyorsun.
Hayır, Gvardiol. Şey, bir de Solbek, Sosa da var. Sosa Stuttgart'ta oynuyor. Sağ tarafta Juranovic Celtic'te oynuyor. Şimdi üçlü mükemmel bir orta saha. Gvardiol'u saydın değil mi abi? Saydık. İki tane çok iyi stoper. Arkalarında iyi bir kaleci. Yani bugün bana Perisic'i desen, yani ben her zaman istikrarlı bir şekilde üst düzey futbolculardan biri olarak sayarım. Zaten Tottenham'da oynuyor. Diğer taraftan Kramaric var hocam. Pasalic Atalanta'da oynuyor. Önde biraz daha etkili olabilirler. Yani Kramaric Bundesliga'da uzun süre çok iyi işler yaptı. Halen Hoffenheim'de ama böyle çok üst düzey bir golcü olamadı. Yani orada çok iyi bir golcüleri olsa 4-4'lük bir takım olacak. Böyle olduğu için de işte demin siz de söylediniz. Çok fazla pozisyon üretmiyorlar. Çok fazla pozisyona girmiyorlar ama futbol oynamayı bilen bir takım. Şimdi Arjantin karşısında ne yaparlar? Maçtan önce benim tahminim önce gol yememeyi hedefleyecektir onlar. Topa sahip olmayı hedefleyecekler. Bu da oyunu tutacakları anlamına gelir. Arjantin'i anlatacaksak da önce Messi diyeceğiz. Ondan sonra diğerlerini konuşacağız. Messi'yi koy diz diyorsun hocam etrafına. Ya şimdi Messi'yi bile ayrı konuşacağız. Bu Dünya Kupası ilginç gelişiyor. Ronaldo ile Messi dünya futboluna o kadar çok şey kattılar ki ikisinin de ben bu Dünya Kupası'nı çok daha pozitif geçirmelerini kendi adıma diliyordum. Ronaldo adına her şey çok üzücü gelişti. Yani o bunu hak etmedi diye düşünüyorum. Messi'de de öyle bir baskı var ki son Hollanda maçından sonra verdiği tepkilere bakıyorum. O bile bizim Messi'ye yakıştıramadığımız tepkiler arasına gidiyor. Bu baskının büyüklüğünden kaynaklanıyor. Ama böyle bir yetenek bence bir final oynamayı da hak ediyor. Daha genele baktığımda Messi şu ana kadar rakibin özel önlemlerine rağmen her zaman oyun içinde sahneye çıkmayı başardı. Hocam, ama attığı ama attırdığı gollerle. Rodrigo de Paul çok iyi oyuncu değil mi hocam? Ya şimdi sevgili Aykut. Çok iyi ötesi de diyebiliriz. Yani müthiş. Hele Hollanda maçında çok iyi oynadı hocam. Kesinlikle. Şimdi Angel Di Maria bile yedek hocam düşün yani. Ya ama hoca o şunu gördü. O sakatlığı vardı. Var biliyorum. Ama bu maçta oynayacak mı bakalım ilk 11'de? Şimdi elinizde çok kaliteli futbolcular var. İşte Maria, Di Maria bunlardan biri, Messi bunlardan biri. Ya bütün kaliteleri sahaya sürüyorsan bazen önde baskı yapamıyorsun. Fiziksel yönden bu kadar yumuşak bir takım oluşuyorsa rakipler size üstünlük sağlıyor. Biz takım oyunu bu Dünya Kupası'nda ön plana çıkacak derken kesinlikle onu vurguladık. Yani onlar da üçlü defanslarında hem sağ beklerini hem sol beklerini oyuna sürmeyi planlarken yani bugün hocam, Messi'nin... Dünya medyası paylaşmış muhtemelleri. Ben bir sana okuyayım mı hocam? Bir oku bakayım. Arjantin, Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Fernandez, Rodrigo de Paul, McAllister, Di Maria, Alvarez, Messi. Di Maria'yı koymuş. Hollanda maçında Di Maria'yı sonradan attı. Demek geçti sakat. Fernandez var. Hırvatlar. Tagliafico solda oynayacak. Sağ tarafta da şey oynatacak o zaman. Hırvatları okuyayım mı abi? Onu da bir bakayım. Livakovic. Evet. Juranovic. Evet. Lovren. Gvardiol. Evet. Sosa. Brozovic. Evet. Modric, Kovacic, Pasalic, Perisic, Kramaric. Kramaric. Bu 3 aşağı 5 yukarı Brezilya maçı 11 hocam. Tam 11. Brezilya maçının yani. 11'i. Evet, o. Yanlış duymadım. Yoksa sonradan giren Petkovic mi golü atmıştı? Evet, Petkovic golü attı. Vlasic oyunu almışlardı. Mayer oyunu almışlardı. Muhtemelen aynı taktiği de uygulamaya çalışacaklar. Hocamın dediği gibi topu tutup. Evet. Ki bir aynı Brezilya maçı gibi değil Brezilya'ya mi hocam? Bile oyuna sahip olma konusunda üstünlük sağlamışlar. Tabii Brezilya yani, gibi ayakları iyi olan bir takım mı? Yani genelde bakıyorsun yani topa sahip olma oranı %50. Şimdi Brezilya turnuvada yok ama evet. Arjantin'de Brezilya yan yana koydu mu Brezilya daha iyi bir takım görüntüsü veriyordu hocam. Kesinlikle. Onları elemiş bir Hırvatistan'dan bahsediyoruz. Ha penaltılarla öyle ve böyle eledi. Messi'nin şu hareketi. O Riquelme'nin sevinciymiş Barcelona'daki. Evet. Ben yani, Riquelme'nin sevinçleri abi hatırlıyorum yavaş yavaş. Ya, böyleydi galiba iyi oyuncu Riquelme. Arjantin. Çok iyi futbolcuydu. Zaten Messi'nin idolüymüş. Bunu yapmasının nedeni o. Fangala, ya sen benim idolüme çok çektirdin.
bak seni nasıl eledik sinyalini veriyor direkt burada. Direkt zaten ona bakıyor. Ben ama şimdi Messi'ye yakıştıramıyoruz bunu. Ya sen Messi'yi hiç daha önce böyle sinirli gördün mü hocam? Ama demin bahsettik ya. Demek baskı, ki bir şeyler birikmiş adamda. Baskı. Hollanda maçı. Bak ben Hollanda maçını çok iyi gördüm. Çok iyi sevdim. Evet. Tüm detaylarını. Çünkü Hollanda-Arjantin maçları, Dünya Kupası'ndaki Hollanda-Arjantin maçları artık bir klasik. Öyle ya, değil mi hocam? Eski da. Maçları da hatırla. Ne maçları oldu? Hatta Van Gaal'in kaybettiği bir maç daha. Bu ikinci maçı bunu da kazanamadı. O açıdan çok dikkat ettim. Ya birincisi maç içerisinde Messi penaltı kullanıyor. Hollanda'nın kalecisi gelip onun kulağına bir şeyler söylüyor. Yani iyi şeyler söylemediği belli. Messi umursamıyor. O maç içerisinde tabii Weghorst'un golleri geldikçe biraz iş psikolojik savaşa döndü. Ve akabinde penaltı vuruşlarında da o psikolojik savaş devam etti. Yani o onun kalecisinin motivasyonu bozmaya çalıştı. Penaltıcının motivasyonu bozmaya çalışma gibi durumlar da yaşandı. Oyun içerisinde bazı durumlar yaşandı. Eleyince bu birikmeler patlar. Ama tabii ki Messi'nin canlı yayın sırasında Weghorst'un söylediği laflar doğru laflar değil tabii ki. Tabii canım. O ama çok hakikaten. Yani, ya önünde kamera var, söylediğin laflar hiç hoş değil. Hiç o değil ayrı ya. Ama Messi de saygıyı hak ediyor. %100 canım. Ama yani, o hareketiyle biraz gözlerden ya, gülün, düştü yani. Gülün dikeni misali. Bu baskıları neden göstererek bunları belki görmemezlikten geleceğiz. Ama bahane ona, ona değil ki hocam. Değil tabii ona kesinlikle yakışmadı. Bence Arjantin-Hollanda maçı birçok kişinin deyimiyle 2-0'da bitmişti. Tabii. Yani o maçı ayrı bir yere taşıyan Weghorst oldu. Yani Van Gaal çok daha fazlasını bekliyordum ondan. Yani hücumda bu kadar etkisizken Weghorst'u nasıl daha fazla kullanmadı onu ben de kendi adıma izah etmekte zorlanıyorum bir teknik adam olarak. Ya girdi 10 dakikada 2 gol, 2-2. İkinci işte, gol ya apayrı bir yere taşıdı. Zaten Weghorst'un Van Gaal'a çıkardı. Onun dedi şeyi dedi, taktiği dedi. Acaba yani, Weghorst'la mı daha başlamalıydı? Yani o da tabii artık geldi geçti yani konuşmanın bir faydası kazancı yok ama. Mutlaka işte Van Gaal'da. Van Gaal'a da saygı duyduğumuz bir hoca tabii yani. Ki, tabii ki. Müthiş bir kariyer. Haddimize değil. Ya, çok iyi işler yaptı o kesin. Ama her şey bir tarafa. Ya futbolun hala teknik direktör, teknik heyet, takım işbirliğinin temelini oluşturduğu bir oyun olduğunu görüyoruz. İşte Van Gaal'ın belki de verebileceği bazı şeyler varken Hollanda'da eksik bıraktığı konular. Ronaldo'yu konuşuyoruz. Ya bir hoca Ronaldo'ya yani böyle bir eziyet yapmamalı diyorum ben. Ya evet hocam. Yani. Yani her şey bir tarafa orada bile o ilişkinin doğru olmadığını çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Ahmet abi bir izleyici soruyor diyor ki hatta Almanya'dan yazıyor vatandaşımız. Diyor ki Ahmet abime sorar mısın Aykut abi? Kara Avrupa'nın tabii. Orta Avrupa'nın diyelim. Alman ekolünü yapan Hırvatistan'dır diyor. Yeni Almanya'dır diyor Hırvatlar. 2008'den bu yana. İşte onların disiplini, hoca benziyor biraz. Tercihi, savunma anlayışları, inatçılığı. Ama eski Yugoslavya da Avrupa'nın Brezilya'sı derdi. Doğru. Yeni Almanya Hırvatlardır diyor mesela. Bak ilginç bir şey söylüyor. Olabilir. Şu açıdan olabilir. İşin bir de ekonomik... Pes etmeme mesela. Oyunun bir de ekonomik yönünü düşünmek lazım. Demin ne dedik? Bir, psikolojik veya mental faktörler. Orada benzetebiliriz. Hiçbir sorun yok. Zaten Orta Avrupa ülkesi olarak da artık Avrupa tamamıyla tek bir ülke haline gelme adına hızla ilerliyor. İki, demin neyi konuştuk? İşin teknik yönünü, taktik yönünü. O konuda teknik yönde Hırvatlar bence biraz daha yetenekli. Almanların son senelerde erken elenmelerinin temelinde bu düşünce var. Hocam Almanlar kaç yıldır santrafor çıkartamıyor hocam? Tamam en son ya, Klose oynadı. Gerçi 2000... biz kendimize bakalım da. Hayır, 2014'te Klose oynadı. Podolski hala oynuyor hocam mesela. Ya oynuyor da Klose. Şimdi Podolski de klasik bir santrafor olmadı. Değil tabii. De, ne diyoruz? Bak Hırvatlara iyi bir santrafor lazım. Weghorst oyuna girdi, oyunu çözdü Hollanda adına. Bakıyoruz, Giroud Rusya'daki Dünya Kupası'nda ya kaleye isabetli şut atmadan bütün maçlarda oynamıştı. Yani önde takımı oynatacak, o yüzden takım oyuncularına ihtiyaç var.
Almanlarda da kalite son dönemde biraz düştüğü için Almanlar tabii ki erken elenen takımlar arasına giriyorlar. Şimdi bir kere burası, sevgili Güven de getirdi, burası sürpriz. Burası en büyük sürpriz. Hatta şu iki devi eledi. Evet. Evet. Hocam şu ikisini götürdü. Fas, Portekiz, İspanya ve Portekiz kupa dışı. Buraya kadar geldi. Bir kere ayakta alkışlanılacak bir Fas'la ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Türkiye'nin başarısı, şimdi Türkiye dünya üçüncüsü, dünya kupası üçüncüsü oldu. Evet, Fas bir İspanya'yı eledi. Bir Portekiz'i eledi. Bir Belçika'yı eledi. Türkiye böyle Avrupa takımları oynamadı o dünya kupasında. Fakat Türkiye'nin oynadığı oyun bugünkü Fas'ın oynadığı oyundan kat be kat daha üstündü. Özellikle hücum anlamında. Öyle değil mi hocam? Ben hatırlıyorum. Katılıyorum. Yani Brezilya'ya maç, her iki Brezilya maçlarında da iyi oynadık. Dedik ki ya bir tane Avrupa takımıyla eşleşmedi. Ya Avrupa takımlarının hepsinden iyi olan Brezilya ile eşleştim ve neredeyse kök söktürüyordu. O futbola belki o zamanki Avrupa takımları da denk gelse Türk milli takımı elerdi diye düşünüyorum. Doğru söylüyorsun. Oyun olarak iyiydi çünkü. Ahmet abicim, herkes için. Fas'ın hakkını teslim etmek için. Bakın, birçok kişi bu Dünya Kupası'nda Belçika'nın ses getireceğini iddia ediyordu. Doğru. Grupta Belçika'yı elediler. Hem de net skorla 2-0. Ve iyi bir Belçika. Lider çıktılar. Yendiler. Yanlış hatırlamıyorsam Fas. Fas lider çıktı. Lider çıktı ya. Evet. Fas lider çıktı gruptan. Bakın, bugün dünya futbolunda bir 11 yapıyor olsak Belçika'dan De Bruyne'i oraya ilk defa koyacağız ya. Yani o altın nesil bu şekilde ayrılacağını hiçbir zaman düşünmüyordum. Ahmet abicim, futbolda algı sizde, yani algı şöyle bir şey. Mesela şurada hocam, Japonya, Güney Kore zaten ikisi de zayıf halkaydı da. Hocam, Hırvatistan Brezilya maçı böyle ilk geldiğinde herkes ne diyordu? İşte Hırvatistan dağılır gider. Halbuki son Dünya Kupası finalisti. Ya. Aynı jenerasyon, aynı ekip. Yani Hırvatistan'ın Brezilya'yı elemesi sürpriz mi? Ben beklemiyordum kendi gibi adıma. Değil. Şurası ama gibi değil. 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 O gibi değil. Kesin orası gibi değil. Ama sürpriz mi peki? Peki bir ilave şunu yapayım mı? Yapacağım. Şimdi bir yıldız futbolcular var. Bir de takım oyunu var. Bugün tıkanan oyunları siz bazen yıldızınızla açabiliyorsunuz. Evet. Brezilya'nın yıldızı Neymar'ın performansını burada o zaman masaya bir yatıralım. Evet, söyle hocam. Eğer siz Neymar'ın bu Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu o performansı bazen takımının bir üst tura geçmesi için yetmeyeceğini de hesaplamanız lazım. Hmm. Neymar özellikle Hırvatistan maçında da daha önceden bile hocanın dışarıya alabileceği oyunculardan biri olacak kadar olumsuz bir performans ortaya koyuyordu. O yüzden niye Messi, Ronaldo tartışması devamlı yapıldı, Neymar oraya giremedinin cevabını o maçta da çok net bir şekilde gözlemledik. Bence hocam, Brezilya'nın eksiği oradaydı. Gözümü kırpmadan İngiltere-Fransa maçını izledim. Hatta maçtan sonra da seni arayacaktım, evet, da geç oldu diye, yorum yapalım diye. Hocam, Fransızların yaptığı en iyi şey şu diyebilir miyiz? Topu alıyor, veriyor rakibe. İstediği gibi kendi alanına çekiliyor hocam. Bırak diyor, oynasın İngilizler. Oynatıyor. İngilizler yine klasik geriden pasla çıkmaya çalışıyor. Fransa takımı aslında her oyunun gizli hakimi. Topu aldığında Fransa takımı rakibini knockout ediyor. Bu oyuncu kalitesi mi yoksa Deschamps'ın anlayışı mı mesela? Dikkat et hocam, topla oynama oranları İngilizlerin çok daha fazla. Pasta da İngilizler çok üstün ama turu geçti Fransa. İkisi birden. Bunu neye bağlıyorsun abi? İkisi birden. Günümüzde şu gerçeği gördük. İyi bir defans anlayışın yoksa önde istediğin kadar iyi ol. Bu tür turnuvalarda zorlanıyorsun. Takım oyunu bazen büyük bir engel olarak çıkıyor. Şimdi Fransızları bir analiz edecek olursak. Fransızların forvetteki en önemli silahı Mbappe. Mbappe'ye ne lazım? Alan lazım. Ona o alanı verebilmen için takımı biraz daha geri çekmenin hiçbir sakıncası yok. Fransızlar da defans organizasyonunu çok iyi yaptıkları için yeri geldiğinde, evet katılıyorum sana, topu rakibe veriyor vermek hocam yoktur ama rakibi kendi yarı sahasında karşılayabiliyorlar. Aynen hocam, aynen. Şimdi bir, benim elimde Mbappe var. At topu ona, alsın tek başına götürsün, golü yapsın gelsin.
Ona o topu atabilecek bir Griezmann'ım var. Takımda her zaman iş yapabilecek bir oyuncu. Ve önde yeri geldiğinde ihtiyaç duyuyorsan, sana gol lazımsa senin takımını önde tutacak bir Giroud var. Sana her zaman duvar olabilecek. O defansta diğerlerine iş yaptırmak için alan yaratabilecek bir Giroud var. Daha Pogba yok, Benzema yok. Ya 5 tane oyuncuları yok ya. Serdar. Evet. Yani en önemli ikisi. Hadi Pogba'nın yeri dolar. Ama Benzema önemli bir santrafor. Kante. Kante en önemlilerden. En önemlilerinden. Bir tanesi o. Yani o yüzden Dembele ile iyi oynadılar. Ve kim ne derse desin hem Rabiot hem de Tchouameni bence Fransa adına da Loris orta sahada. Loris de çok iyi hocam. Kaleci. Yani mutlaka. Deneyim. Bir kurtarışı var hocam. Deneyim. Yani biliyorum. Kane'in şutunda. Ben Loris'ten hep sürprizler görmeye hazırdım. Ha, bu, soru... bu Dünya Kupası'nda o sürprizleri yapmadı. Soru şu abi. Mesela Fransa Fas. Fas takımını çıplak gözle izleyen yazarları takip ediyorum, okuyorum. Fas takımın açık vermiyor hocam. Bir gol kendi kalelerine. Aynen. Bir ufacık koridor dahi yok ki alsın topu götürsün. Yani adam eksiltmeyi yapan yetenekli oyuncular Fas karşısında çok bocalıyor hocam. Birini çalım atıyorsun. Ümit Aktan'ın bir lafı var. Japon. Birini çalımladın bir diğeri geliyor. Birini çalımladın dön bir tane daha. Fas takımında hocam duvar var hocam. Gidemiyorsun, takılıyorsun. İşte coşku, bireysel yetenek yok. Yani coşku böyle bir şey. Şimdi bireysel yetenek olarak onlar zaten diğer takımların seviyesinde değil. Yok yok. Yani rakip Eşref, bireysel yetenekli oyuncular sayacağız. Olsa da bir şey yapamıyor. Evet. Hakim Ziyech'i sayacağız ama sen defans dedin. Hem Bono, kalecileri Bono, iyi oynuyor. Aynen. Hem de Aquert son maçta oynamamıştı. Romain Saiz ile beraber çok iyi bir ikili. Şimdi onların yerine oynayan hem Cevat hem de son maçta Eşref Dar'ı girdi Saiz'in yerine. Bu maçta da ikili ikisiyle oynayabilirler. Bu maçta işleri kolay olmayacak. Niye yani bazen şöyle... Bakın arada ciddi bir şekilde Fransa'nın lehine bir kalite farkı var. Organizasyonsa Fransızlar bu konuda rakiplerinden çok daha iyiler. Bazen ister istemez ya isimsiz bir rakip olduğu zaman karşınızda diyorsun ki onlar bir maç alabilirler. Belçika'yı yenebilirler, gruptan çıkabilirler. Belki Portekiz de bundan dolayı girdi. Bundan dolayı elendi. Güven. Yani Fransızlar artık iyice uyarılmış durumdalar. Fransa işi bence kesinlikle şansa bırakmayacak. O evet. yüzden Fransa bu Peki. maçta çok ciddi bir şekilde avantajlı. Bir dakika var diyor Güven. O zaman şöyle yapalım. Buraya bu akşam Serdar Sarıdağ kimi yazıyor? Fas, yukarıya da Arjantin. Buraya Serdar Sarıdağ Arjantin diyor. Buraya Fas diyor. Güven unutma tamam. Ahmet abi. Yukarıya Arjantin aşağıya Fransa. Yukarıya Arjantin aşağı Fransa. Aşağı Fransa. Fransa benim kupa başlamadan önceki şampiyonluk adayımdı. Onlar bence son dönemler performansına da destek verecek bir başarı Güven ne diyor Güven? Güven sen güven, ne diyorsun? Güven ben önemli bak. Güven anlar bu işlerden. Ben de aynı şeyi söylemiştim biliyor musun? Güvenle. Söyle buraya efendim. Hırvatistan'ı yazıyorum. Güven. Aşağıda Fransa yazıyorum Güvencim. O da güzel final olur ha. Ya Hırvatistan'la Fas olsa tamamıyla... Son Dünya Kupası da öyleydi ya. 2018 finali. Evet Rusya'daki. Tekrar. Tam duygusal yönden zirve olur. Peki. Bu da şey olur. Arjantin, Nirvana. Almanya finallerinin rövanşı oluyor diye bir ara Maradona dönemi. Bu da onun Peki. gibi olur o zaman. Veda edelim. Ahmet abiye, Serdar Sarıdağ'a çok çok teşekkürler. Hoşçakalın.